Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. İrade 35. dersimiz. Dima 259 projemiz. Ben şimdi şeytandan bir hem millet toplansın diye hem de işimize yarayacak Hususi bu. Risale-i Nur dersi değildir şu anda anlatacağımız. 270. Şeytan nedir? Şeytan şeytandır diyeceğiz. Şeyi tan eden. Şey, sildiler. Vücub, mümkün ve mümteni. Şamil. Şey. Şey neydi şartlayacağız da? Vacip ha. Vacip. Mümkün. Mümteniye şamil. Vacip. Bunu tan ediyormuş. Tan etmek küfretti, örttü. O şeyin iddialarını çürüttü. Çürütmeye uğraştı. Hoş görmedi, kötüledi. Tan. Onun için bir ara bizim mektep dönemimizde Tan diye gazete vardı. Alçak bir kalça. Bir de şey vardı. Aynı zat çıkarıyordu. Şeytan. Herkes bilerek yapıyor şeyi. Söylüyor, isim koyuyor. Tamam. Şimdi şey vacipti. Mümkündü. Mümteni. Yani üç şeyi kötüledi. Örttü. Kapattı. Küfretti. Tan. Tan etti. Şimdi kök yapısında şeye şe te ne kök harflerinden geliyor. Şimdi ben aynı zamanda da iblis bir sıfatıdır. Şeytan sıfatıdır. İblis de sıfatıdır. Kendisi Azazil'dir. İblis lebese kökünden geldiği türetilmiş olmakla libas ve elbise ve kılık kıyafet anlamlarına da gelir. Bazen düşüncen seni çarmıhın olur. Bazen düşüncen seni asar. Çarmıhı var ya, İsa Aleyhisselam çarmıhı hastalar. Bazen düşünceler çarmık olur. O bir elbisedir. Tolstoy'un güzel bir sözü var. Hoşuma gitti, aldım. Bedeni tamir etmek için uyutmak, doktorum senin sağın. Bedeni tamir etmek için. Fakat ruhu tamir etmek için uyandırmak gerektir. Yani bedeni tamir etmek için uyutmak gerekiyor. Ruhu tamir etmek için uyandırmak gerekiyor. İkisini nazara almak gerekiyor. Arkadaşlar, Azazil'dir şeytan. Aslı ismi. İblis, Hennas, şeytan bunlara verilen sıfatlarının isimlidir. İblis libastan gelir. Sana libas giydirir. Dünyanı oluşturur seni. Seni bir yere asar. Seni bir yere giydirir. Seni bir yere koyar. İlmi. Yani dersin konusu değil. Sen geç geldiğin için söylüyorum. İrade ama toplanalım. Daha o zamana kadar ısınalım diye. Bu şey. Şeytan peki nedir? İblisten konuştuk. Hennas'ı da söyleyeyim. Vesvese yatar. Tutmadı mı? Tak 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 yukarıya çıkar, kaçı gider. Serbest bölgeye vehim atar. Tut, yakaladın, tak 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 kaçar. Hiç kimse yok. Ha, kimdi? Bunun adı, bizdeki adı vehim. Hennas. Hennas. Var ya, Nas suresinde geçiyor. Ellezi vesvese. Hennasul vesvese. Hennas. Hennas bu. Ama bu değil de bir tanesini bu. Şimdi şeytandan şimdi konuşuyorum. İblisti biraz önce konuştum. Libas giydirdi. Çarmıha astı. Sana elbise giydirdi. Dünya onu oluşturdu. İçine koydu anlamında. İblis. Şeydi diyor Kur'an'da. Cinlerdendi diyor. Şeytan, şetene, uzak oldu anlamına gelen şetene kök harfleri veya öfkesinden yanıp tutuştu anlamına gelen
YT kökünden türemiş olup uzaklaşma, kovulma, rahmet dairesinin dışına çıkma gibi manalarına gelmektedir. Yani biraz önce Hannas'tan bahsettim. İlk bahsettiğim iblisten bahsettim. Şimdi şeytandan bahsediyoruz. Uzaklaşma, uzak oldu anlamına. Allah uzaklaştırmadı, uzak oldu kendisi. Uzak oldu. O şeytan kök harfleri öfkesinden yanıp tutuşma, tutuştu anlamına gelen şeyete kökünden türetilmiş olup uzaklaşmak, bu sefer kovulma, rahmet dairesinin dışına çıkma gibi manalarına gelmektedir. Kur'an'da şeytanın ismi İblis. Kur'an'da şeytan soldan yaklaşması ile şehvi duygularını tahrik eder. Sağdan yaklaşması ise dostane görünüm iyilik gibi olumlu anlamlarda süslü yeminlerle desteklenmiş, genellikle de Allah'ın Celle Celaluhu merhametinin kullanıldığı bir yöntemle ikna etmeye çalışır. Yani hangi tarafla? Altı yönden gelir ya. Bak bir de okuyorum. Soldan yaklaşmasıyla şehevi duygularını tahrik eder. Sağdan, bu soldandı. Sağdan yaklaşması ise dostane görünüm, iyilik gibi olumlu anlamlarda süslü yeminlerle desteklenmiş, genellikle de Allah'ın Celle Celaluhu merhametinin kullanıldığı bir yöntemle ikna etmeye çalışıyor. Yani Allah affeder seni, Allah sonsuz merhametlidir gibi. Yani Allah'ın sonsuz merhametine, ki ayette söylüyor, şeytan bu sesi bu şekilde atlatmasın yani. Allah'ın merhametine, sonsuz merhametine güvendirip rahatça günah işlettirmesin diye Cenab-ı Hak bizi ikaz ediyor. Önden şimdi yaklaşmasıyla, altı yön diyor ya ustad. Önden yaklaşmasıyla ne olur bizde? Yapılması gereken görev, tövbe gibi güzel işlerin geleceğe ertelenmesiyle kendisinin akıbeti konusunda güvende hissetmemesi veya günahları ne kadar çok olursa olsun ümidini kaybetmemesi için uyaran Kur'an 39'a 53 ayetinde şeytanın bu yöntemine karşı uyanık olmalarını söyler. Anladık değil mi bir de? Sol dedik, sağ dedik, ön. Önden bir de okuyorum. Önden yaklaşırsa ne olur bizde? Yaklaşması ise yapılması gereken görev, tövbe gibi güzel işlerin geleceğe ertelenmesiyle kendisinin akıbeti konusunda güvende hissettirmesi. Yani tabii canım, ben rüyamı gördüm zaten. Ben cennete iyiyim. Yani böyle haf ve recadan hafı kaldırıp recayı sırf gösteriyor. Veya günahları ne kadar çok olursa olsun ümidini kaybetmemesi için uyaran Kur'an, demek ki ümitsizlik veriyor. Sen duman oldun diyor. Sen Allah nereni affedecek ya? Ya ne ya bu ne ya? Uyaran Kur'an, yani bu cihette Kur'an 39. surenin 53. ayetinde şeytanın bu yöntemine karşı uyanık olmalarını. Abi burada hani şey olun ya, bir şey yapar aman bir şey olmaz. Bu daha sağdan yaklaşmaya. Bu ön. Önce et. Sonra yapar. Sonra. Yani kazanamazına başlamamak. Önden yaklaşıyor. Kazası olup da başlamayan aramızda varsa, ki yoktur, önden yaklaşmış. Hafif görüyor. Farz ne olacak? Bir de okuyayım. 39-53. Şeytanın bu yöntemine karşı uyanık olmalarını meta maddede, yani cansız olduğu halde İnsanı saptırdığını, yani madde. Arkadan yaklaşması ise ayartma, geçmişin kazanım veya ihtimallerini kullanması. Yani insanın geçmişte yaptığı güzel işlere güvenmesini sağlayarak gevşekliğe sevk etmesi veya geçmişte yaptığı günahların çokluğu sebebiyle kişiyi ümitsizliğe sürüklemesi. Hazreti Nuh Aleyhisselam kavmi şeytanın telkiniyle
kaybettikleri salih insanların resimlerini yaparak onlara olan saygılarını gösterime çalışmışlardı diyor. Resimlerini yapmışlar. Onlara saygı manasında. Benim dedem şeyhti diyor mesela. Evet, gibi aynı bu. Bir sonraki nesil bu resimlerin niçin yapıldığını unutunca şeytan bu resimlere tapmalarını telkin ederek onları putperestliğe yöneltmiştir. Böyle başlamış. Bu şekilde başlayan ve inanç tarihi boyunca peygamberlerin en çok uğraştığı bu sapmanın en önemli figürleri, şekilleri, türleri ve imal edildikleri maddeler değilse de putlaştırılan canlı ve cansız varlıklar olmuşlardır. Kur'an'da saptırma fiilinin kendisine izafe edildiği arzu, istek ve şehvetleri anlamında kullanılan heva. Heva bu manada kullanılıyor. Şehvetlerle dolu nefis anlamıyla da kendisine tabi olanları dünyada felakete, ahirette de düşüren, dünyada felaketlere, ahirette de düşüren, meleklerde olmayıp insan, cin ve hayvanlar gibi istek ve dürtülerin peşinde gitme tabiatının sahibi olan insanın da sakınma duygusu 91. surenin 8. ayetin anlamındaki takva yetisinin mukabilidir. Bu arkaydı. Değil mi? Şeytan insana boş vaatlerde bulunup iki şeyden yanaşamıyor. Sağdan soldan, önden arkadan yanaşıyor. Alttan üstten yanaşamıyormuş. Şeytan insana boş vaatlerde bulunup kötülük yapmaya emretmesi, onları çarparak dengeleri bozmasını anlatan ayetler 3'e 155, 2'ye 36, oturdum baktım, 2'ye 268, korkutması 3'e 175, saptırması 4'e 60, tuzak kurması 4'e 76, tekrar korkutması 3'e 175, aynı evet. Aralarına nefret ve düşmanlık sokması 5'e 91, bu öz bir bilgi yani. Bunlar hakikaten çabuk okuyorum ama hani lazım olanlar için, merak edenler için çok acayip bir hulasa bir Kur'an'dan. Kötülükleri güzel göstermeye çalışması 6'ya 43. Dikkat edilmesi gereken değerleri unutturması 6'ya 68. Kötülük yapmaları için sürekli telkinde bulunması 7'ye 20. Kötülük yapmaları için sürekli telkinde bulunmasına gene 7'ye 20 dedik. Aldatması 7'ye 22, fitneye düşürmesi 7'ye 27, kendini tabi kılması 7'ye 175, düşmanlık yapması 12'ye 5, yarı yolda bırakması 25'e 29, buna mazhar olduğu için adam dostları yarıda bıraktırıyor. Kendini tabi ettirmesi hangi yönden yaklaşmayı lazım? Onu sanki söylemedi. Nereye girer o? Bilmiyorum. Şimdi yeniden okumam lazım. Yarı yolda bırakması 25-29, yorup eziyet vermesi 38-41, hakimiyeti altına alması 58-19, içki ve kumarla sizin aranızı düşmanlık ve kin sokması 5-91, Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoyması 5-91, son şeyimiz. Şeytanın geçmişte yaptığı günahların çokluğu sebebiyle kişi ümitsizliğe sürüklemesi, hem geçmişte yaptığı güzel işlere güvenmesini sağlayarak gerçekliğe sevk etmesi. İnsan Allah'ın tercihi olduğundan tercihi çok değerlidir. Duydunuz mu bunu? Bir daha. Bu cümle yazılacak bir cümledir. Bir daha. Risale-i Nur'un ruhundan çıkmış. İnsan Allah'ın tercihi olduğundan tercih çok değerlidir. İnsanın tercihi. Tercihini tercih ettiriyorsun. Yani Allah'ın tercihine tercih ettiriyorsun.
Bir daha. Şeytanla alakası yok bu cümlenin. Ama şeytan hulasası. İnsan Allah'ın tercihi olduğundan tercihi çok değerlidir. İnsanın tercihi. İnsan Allah'ın tercihidir. İse böyle. Bu insanın tercihi çok önemlidir. Çünkü tercihine tercih ettiriyoruz. Sağdan bir arkadan dedik. Üstten alttan üst itikattır. Aşağı alt sünnet-i seniyedir. Onlardan yanaşamıyor dedik. Yanaşamıyor. Ona yanaşamıyor. Soldan yaklaşması. Mesela şuradan geliyor. Uzak oldu anlamına gelen şeteme veya öfkesine yanıp tutuştu anlamına gelen şey şehite kökünden türemiş olup uzaklaşma, kovulma, rahmet dairesinin dışına çıkma gibi manalar gelmektedir. Kur'an'da şeytanın ismi iblis, şeytan soldan yaklaşmasıyla çabuk okuyayım. Şehvi duygularını tahrik, sağdan yaklaşmasıyla bak şeytan soldan yaklaşmasıyla şehvi duygularını tahrik, sağdan yaklaşmasıyla ise dostane görünüm, iyilik gibi olumlu anlamlarda süslü yeminlerle desteklenmiş genellikle de Allah'ın Celle Celaluhu merhametinin kullanıldığı bir yöntemle ikna etmeye çalışıyor. Önden yaklaşması ile de yapılması gereken görev, tövbe gibi güzel işlerin geleceğe ertelenmesi ile kendisinin akıbeti konusunda güvende hissetmemesi ve günahları ne kadar çok olursa olsun ümidini kaybetmemesi için uyaran Kur'an 39'a 53. Şeytan bu yöntemine karşı uyanık olmak, yani seni çökertiyor günahından dolayı. Meta, yani madde, cansız olduğu halde insanı saptırdığını söyler. Arkadan yaklaşması ile ayartma, geçmişin kazanım veya ihmallerini kullanması, yani insanın geçmişte yaptığı güzel işlerine güvenmesini sağlayarak gevşekliğe sevk etmesi veya geçmişte yaptığı günahların çokluğu sebebiyle kişiyi ümitsizliğe sürüklemesi. Buna örnek hadislerde, Kur'an'da mı geçiyor bilmiyorum. Hazreti Nuh ilk putperestlik böyle başlamış. Hazreti Nuh Aleyhisselam kavmi şeytanın telkiniyle kaybettikleri salih insanların resimlerini yaparak, onlar geberdi ya, boğuldu. Burada kalanlar vardı ya kimi, onlara da nasıl saptırmışsa telkiniyle salih insanlar var işte bildikleri o boğulanlar. Onların resimlerini yaparak onlara olan saygılarını göstermeye çalışmışlardı. Bir sonraki nesil, yani tövbe, bunu yanlış söyledim, düzeltiyorum. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi, gemide olan o güzel insanları, onların şemallerini nesilden nesile aktarılmış bir nesil sonra. Yani boğulanlar değil, tövbe, özür dilerim. Gemiden çıkan güzel insanları, gelecek nesil onları yad etmek, onlara vefalarını göstermek için şeytan diyor ki işte o böyleydi, burnu çekikti, şöyleydi böyle. Onları tasvir ederek, onların şeytan da şey yaparak resimlerini yapıp salih insanların resimlerini yaparak onlara olan o gemiye bindi, iyi ki bindi ki biz onların nesliyiz. Onlara olan saygılarını gösterme çalışmışlardı. Bir sonraki nesil bu hikmeti bilmemedikleri için bu resimlerin niçin yapıldığını unutunca şeytan bu resimlere tapmalarını telkin ederek onları putperestliğe yöneltmiştir. Bu şekilde başlayan ve inanç tarihi boyunca peygamberlerin en çok uğraştığı bu sapmanın en önemli figürleri, şekilleri, türleri ve imal ettikleri maddeleri, yani şekiller, put, heykel, değilse de resim, gölgeli, gölgesiz, putlaştırılan canlı veya cansız varlıklar olmuşlardır. Ya diye devam etti. Diğerlerini okudum ki burada kesiyorum. Çok tuhaf, düşmanımızı tanımak adına iyi oldu gibi geliyor bana. İradeye hoş geldiniz. Başlıyoruz. Isınma bitti. Mektubat 244. Burayı okuduk ama karşıyı okumadığımız için buradan alıyorum. O irade ile o şeyin her şeyini tahsis eder. İrade ile o şeyin her şeyini tahsis eder. Belli bir gaye için demek. Tahsis eder.
ve o iradeyle her cüzüne, her uzvuna, her kısmına ayrı, has bir şekil vermek, bir vaziyet giydirir. İrade yapıyormuş. Şekil vermek, giydirmek, irade yapıyormuş abiler. Tahsis ediyor. İradenin işi, tahsis. Şekil vermek, vaziyet giydirmek. Pek çok imkanat için mütereddit iken gayet muntazam bir teşahhüs verilmesi. Hadsiz cihetlerle bir irade-i külliyi gösterir. Çünkü her şeyin vücudunu ihata eden kaç tane şey var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Her şeyin vücudunu ihata eden 1. Hadsiz imkanat. 2. İhtimalat içinde. İhtimalat içinde. 3. Semeresiz akim yollarda. 4. Karışık ve yekneksak sel gibi mizansız akan camit unsurlardan. Ne etti? 5. Gayet hassas bir ölçüyle. 6. Nazik bir tartı ile. 7. Gayet ince bir intizam ile. 8. 6 mı? 7 mi? Bakayım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nazenin bir nizam ile verilen mevzun şekil ve muntazam teşahhus. Abiler bu 8 tanesini Tayyip ve Pekmez gibi harmanlar mısınız? Harmanlasak şu çıkar. 3 tane şey. Bir zarure, bir beda, belki bir müşahede. Çıkıyormuş. Bunu harmanlarsak. Bir zarure, bir beda, bir müşahede. Peki bunu da harmanlar mısınız? Harmanlayın üçü. Bir zarure, bir bedaya harmanladık. Bir irade-i külliye oluyormuş. İrade-i külliyenin altı bu. Eseri olduğunu gösterirmiş. Çünkü hadsiz vaziyetler içinde bir vaziyet intihab etmek. Mesela ilminde her şey var. Hadsiz. Yani meleği aladan, manzarayı aladan ihata etmiş, olmuş olacak. Her şey. Olmayacak da var ilimde. İlmi ezelede değil mi? Olmuş olacak diyor bak. Olmayacak da var. Mümteniler de var. Mümkünler de var. Vacipler de var ilimde. Nakıs ol. Böyle bir onlardan intihab ediyor irade. İradenin zaten sıfatı budur. Kader Risalesi'nde diyor ki, zaten iradenin işlevi budur diyor. Hadsiz vaziyetten bir vaziyeti tercih etmek, iradenin de işlevi, işi budur dedi. Hatırladınız mı? Kader Risalesi'nde. Çünkü hadsiz vaziyetler içinde bir vaziyeti intihab etmek. Kimin kimin işidir? İrade şunu yapıyormuş. Tahsis ediyor, tercih ediyor, kast ediyor. Bir irade ile olur. Bir tahsis, tercih, bir kast, bir irade ile olur ve amd ve arzu ile tahsis edilir. Şimdi elbette tahsis bir muhassisi iktiza eder. Bu çok önemli. Hulasa. Usta tahsis bir muhassisi iktiza eder. Tercih bir müreccihi ister. Bunu toplar mısın? Toplayalım. Muhassis ve müreccihi topla, harmanla. Muhassis ve müreccihi ise iradedir. Bak nasıl hiçbir şey yapmadık. Hamit. Dizdim abi. Nazm-ı Mani. Diziyorsun. Orada da şekil var değil mi? Var mı şey? O şey ona da göster. Bak diziyorsun abi. Külliyata dokunmuyorsun. Bak mani. Bu Nazm-ı Mani. Dizilişe göre. Bu harf mesela. Alimler Elhamdülillah Rabbil Alemin'deki Allah bu harfi kullanmayabilirdi. Elif ilam. Başka şey yapardı ya. Yunan harfleri gibi bir şey yapardı. Bu şekil neyi anlatır? Ustad nokta ve elif diyor. Çok tuhaf. Yani o harflerin mana giydirilmesinden harfler sıfatlanmıştır. İradeye hoş geldiniz. Devam hadi bakalım. İradeymiş. İradenin altını doldurduk. İrade bir tercih gibi değilmiş. Giydirilemiyor ama giyiyor. Giymemiş.
Giymemiş. Giymemiş de bari. Giymemiş. Giydirilememiş. Bilmiyoruz. Eneydi zaten. Giydirilen. Giydirilen eneymiş. Nur ve Mamana ile şey olmuş. Giydirilmiş kendisi. Bu aşağıdakileri de giymiş ene. Ama ne giymiş ne giydirilmiş. Ne bilmiyoruz. İşte Allah diyor ki işaret edeceğiz de. Benim insanda bir takip ettiğim bir hikmetim var. Onun için o aşağıdaki taraflarına dikkat etmiyor. 209 muydu? O hikmetin hatırası. Kardeşim, insan Allah'ın tercihidir. Tercihinize dikkat edin. Tercihinize, tercihliğinize tercih ettiriyorsunuz. İrade ile ihtiyar arasında ne kadar ne fark var denilirse, irademle iradesini irade ettiğim kadar iradeliyim. İradesini den değil, bedensel gündelik şey yaparsam ihtiyar. İradenin çapı hürriyeti ne kadardır benim? İradesini irade ettiğim kadar iradeliyim. İrade enfusidir, ihtiyar mülktür, dişsaldır. Mülk ve melek. Acayip. İnsan olmak kolay değil. Beşeriz. İnsan oluyoruz bu derslerle. Risale-i Nur bak bizi neyler muhatap etmiş. Neler konuşturdu. Neler koy. Ya devam ediyorum. İmkanat iradeyi gösteriyormuş. Muhassis müreccih de iradeyi gösteriyor. Dedik ya 8 tane altyapısı var. Hadsiz imkanat iradenin altyapısı. İhtimaliyat İradenin altyapısı. Semeresiz akim yollarda iradenin altyapısı. Karışık ve yeknesak sel gibi mizansız akan camit unsurlar iradenin altyapısı. Gayet hassas bir ölçüyle iradenin altyapısı. Nazik bir tartıyla iradenin altyapısı. Gayet ince bir intizam iradenin altyapısı. Nazenin bir nizam ile verilen mevzun şekil ve muntazam teşavvuz iradenin altyapısı. Bu 8 taneyi tayin pekmez gibi karıştır. Bir zarure, bir beda, belki bir müşahede. Karıştır iradeyi külliye. İrade değil bu. Bu 8 tanesi irade, iradeyi külliye. Bu 3'ü hulasası. Sonra Allah'ın iradesi ise bu 3'ünün de bir ara olan iradeyi külliyeyi yani tahsis, tercih, kast bir irade ile bu nanın cemi de Allah'ın iradesi oluyor. İrade, müstakil, çıplak, mastar. İmkanat iradeyi gösteriyormuş. Muhassis ve müreccih de iradeyi gösteriyor. O şeyin her şeyini tahsis eder. Hani ilim neydi? Her şeyin her cihet yok. Her şeyin Mehmet nerede? Onu güzel ezberlemişti. Her şeyin her şeyini her cihetiyle bilir. Allah Allah. İlim olmadan ihtiyardan iradeye gidip irade tercih edilebilir mi? Yani ihtiyarı zaten irademle iradesini irade etmeyi bende ilim olmadan yapabilir miyim? Yapamazsın. Nasıl yapacaksın? Nerede cevelendi? Mekan yok. Nerede ev yapacaksın? Nasıl yapacaksın? Yani irade edeceksin de etmek için malzemen gerekmiyor. Üçü ikisi gayrimünfektir. Hani aynı değiller haşa ama dedi ya sen Adem Aleyhisselam'a git sor akıl mı istiyorsun? Üç tane şey ya neydi? Haya mı istiyorsun? Haya. He? Yok. Akıl, ilim, haya. Hangisini istiyorsa şey yap. En son ondan sonra ilk aklı istemiş. Haya mı istemiş ya? Çünkü aklı istiyor. Çünkü akılsız haya olmaz. İman, haya ve akıl. İman. İman, haya, akıl. Evet. Akılsız iman olmuyor, haya da olmuyor galiba. Gibi. Niçin söyledim ben bunu? İradeyi çekip çıkarırsanız ilim. Müstakil olur, tamam var. İradesiz, ilimsiz irade var. Ama insanda en şey olduğu için bu iradesini irade ettiğim kadar ben mahluk irade olmuyorum. Tercihini tercih ettiğim için bak irademle iradesini tercih edince benim iradem onun iradesinin tayin ve teşahhusu olduğundan mutlak hürriyet oradan geliyor falan.
iradesini irade ettiğim zaman mahluk iradem olmuyor. Onun için mutlak hür oluyor. Rahmetli Deri Hocam dedi ki nereye kazansa kaz, iradeyi de o vermedi mi? Hiçbir zaman verilen, veren verilene karşı mutlak olur mu? Hür nasıl olur? Sana o verdi iradeyle. Kalkıyorsun ben ondan müstakim. İşte iradesini irade edersem o iradesi Allah'ın benim irademde taayyum ve teşahhus ediyor. O zaman benim iradem zemin oluyor. O zemindeki taayyum ve teşahhus odur. O irade mahluk değil, mutlak hür oluyor. Peki irade ilimle mi demek istedik şimdi? Yani İlim de olarak... Ama esas değil. İlim esas değil. Çünkü iradeyi kendi mesela teyze de mesela bir teyze hiç günahlara girmemiş. Bazen onda çok ilim sahibi bir birisine göre daha iradeli olabiliyor. Mesela sahabeler birden ilim mi yaptılar da kendilerinde bu denli irade oldu? Veya biz bu kadar ilim yaptığımız halde bazı noktalarda irade yapamıyoruz. Terk ve tecerrüttür onun asıl iradesini irade etmek. Değil mi yani? Evet ama terk ve şunu o sorusuna şey yaptım. Terk ve tecerrütü nasıl yapacaksın? Bilgi abi, lazım da. Bilmeden mesela nasıl hakikaten? Yani terk ve tecerrüt de mesela dedi ki terk günahlar. Günahları bilmek ilimdir. Ha, o kastettik. Tecerrüt yapacağım ahlak-ı seyyeden. Ahlak-ı seyyi nedir? İlim bize yardım ediyor. Sonra ilim diyor ki benim yolum bu kadar. El freni çek takos koy. Ben bu kadar. Malzemeyi verdim. Herkes biliyor. İmam Hatip mezunu hafızdır. Namaz kılmıyor. Sorun ilimde değil. İradede. Sorun iradede. İlim diyor ki ben el freni çektim. Ben terk ve tecerrütü verdim sana. Bütün altyapıyı verdim. Benim sahan bu. İmam Hatip mezunu veya şey veya nur talebesi gidiyor. Ben seçime dahil olmayacağım diyor. Koca Bediüzzaman dahil oluyor. Bu radiyallahu anh hazretleri ve Risale'nin talebesi olduğunu iddia ediyor. Ve sadakatli olduğunu söylüyor. Ustadın hem kitapta sari hem fiilen gösterdiği bir şeyi fiilen gösteriyorum ben. Şey çarpıcı olsun. Adam diyor ki ben tercihe gitmeyeceğim. Takdir değil. Küçük kafasıyla büyük resmi ölçmeye tartıyor. Tercihi takdir zannediyor. Bediüzzaman'ın yaşanmış bir dünyasını yok sayıyor. Risale-i Nur yok sayıyor. Tamam? Bu nedir? Buraya kadar ilim nesi yok? İlmi var. İradesi yok. Nesi aktif? İhtiyar aktif. Ve çukura gitti. Bütün mesuliyeti aldı. Niye? Çünkü buranın hifeti buranın sikletindendir. Bunun ağırlığı sebebi bunun hafifliğindendir. Bu ağır olsaydı bu hafif. Bu ağır olsaydı bu hafif olacaktı. Ağır olsaydı bu hafif olacaktı. O küçük kafası ölçemedi. Çünkü kainatı kendi kafasıyla yönetiyor. Mesuliyete girmiş oldu değil mi? Bütün mesuliyeti hepsini aldı. Şu o kutlamaları şampanyayla ağlananlar oraya onun varlığına ortaya çıkmasına sebep olanlar sis savuru yaparken bir şarapla diyenler daha önceden dedikleri aldı. Bunu duyduğu aldı. Adam yapmışsa o şampanyaları şey gibi bilemem. Ama Allah öyle muamele eder. Bilmem ben şeriattan konuşuyorum. Yani iradede ilim bir şarttır ama tek şart değil. Hayır haşa. Altyapısıdır. Başka bir şey. Başka bir şeydir arkadaşlar. İlim başka bir şey. İrade başka bir şey. İradenle iradesini tercih ediyorsan sen de sana ne kalıyor ki abi? Sen bir daha iyi değil. Edersin tabii. İşte benden bana ben diye risan diye. İşte tercih ediyorsun yani. İşte buradaki derdimiz ne? İradeyi anlamaya çalışıyoruz. İrade ne kadar iradelidir? İradesini irade ettiğin kadar iradelidir. Altını doldurmaya çalışıyorum. İradem nasıl yaratılmışsa bendeki vicdanda sureti bu mahluk. Sureti mahluktur. Kanuniyeti de mahluk. Hakikati mahluk değil irade. Murid esması. Mahiyeti nedir? İrade sıfatıdır. Yaratılmış bir iradenin yaratana karşı haşa mutlak nasıl şey yapacak? Gece bir kokuyor. O zaman irademi asıl vazifesi olan iradesini irade edince zemini yaptım, pisti koydum, uçak inecek. İradesini irade edince o iradesi taayyum ve teşahhus ediyor. Taayyum ve teşahhus edince oradaki pist uçak değildir. Uçak ayrı bir şeydir. Pist ayrı bir şeydir. Oraya indi diye uçak pist değildir. İradesi irademe taalluk edince onun iradesini bilmiyor.
Yani çiçekten elde edilen ilim ile çiçeği yoktan var eden ilim hiç alakası yoktur. Ben çiçeği bildim. Botanik ilmini elde ettim. Ziraat mühendisi oldum. Allah'ın bunun hakkındaki ilmine vakıf oldum değildir. Hiçlikten yaratmakta kullanılan ilim ile vardan alınan ilim aynı değil. Zira çiçek esmaların cilve cemal nakı sanatıdır. Cilve cemal nakı sanattır senin ilmin. Karaciğeri bildi doktorum. O eylemsel suretteki ilimdir. Onu hiçlikten yaratmayı ait ilmine vakıfım diyebilir mi aşağı? Mektubat 252. Nihayetsiz bir ilmi muhit. Hadsiz bir irade-i külliye ve nihayetsiz bir kudreti mutlaka sahibi olan şu kainatın sani hakimi. Mesela burada ilimle irade net birbirinden ayrılıyor galiba. Şu cümlede mi? Evet. Tamam, bir daha. Mektubat 252. Nihayetsiz bir ilmi muhit. Arkadaşlar, Risale'de geçenleri söyleyeyim. Cilve ilimden bahsediyor. Daire ilim diyor. Üstad, daire ilim, daire ruh. Daire misal, bak. Ayrı şeydir. İlimden bahsediyor. Master, müstakil. Sonra ilmi ezeli diyor. Bu ihtiyar adam ne dediğini bilmiyor tövbe. İlmi ezeli diyor. İlmi muhit ezeli diyor. Surettekilere daire-i ilim, cilve-i ilim denilir. Kanunite ilim denilir. Hakikata ilmi ezeli denilir. Mahiyete ilmi muhit ezelideki ilim. Ama Hasan abi bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi şu ezel ve ebed. Şimdi Mehmet abi yine şey yapacak. Yine Mehmet abiyle kapışacağız galiba. Şimdi yazayım tahta boşturmaz. Evet, onu yazalım. Hasan abi ezel ve ebed diyoruz ya. Nihayetsiz. Nihayetsiz ebede bakıyor. Bir varoluş gerektiriyor. Burada... Geçen buna yazmıştık ha. Öyle mi? He ya, nihayetsiz muhit ve mutlak. Çok acayipti o. Evet ama hadsiz ezele bakıyor Hasan bak abi. Bak ne yaptığımı görün. Bu değişti. Soracaktım dedim, herhalde yapmaz dedim. O kadar da değil dedim. Ben de suya koyarsınız dedim. Ben dedim abi kavgaya mı sıkacaksın, herhalde sıkmaz dedim ya. Acayip şeyi değiştiriyormuş. Bir şey daha söyleyebilir miyim Hasan abi? Söyleme. Şimdi İrfan'la ben Dehve Hoca'nın da şeye... Yok o öyle demek istemedi. Sen ağzına kaçtı. Dehve Hoca'nın söylediği hani cebir var yok olayında herhalde biraz İrfan da takıldı. Alim olduğu için ben de çok rahat hoş yapıyorum. Evet. Hasan abi irademle iradesine dahil olmak değil özgürlük bence. İrademle iradesine dahil olmama hakkına sahip olmam özgürlük. Yani iradesine dahil olmuyorsun ki. İradesini irade ederek ettim, kaldım. O orada ne kadar tayin ve teşahhus ederse. Ben pisti açtım. Hangi Boeing mi? Airbus mu? Hangisini indireceksin uçak? Savaş uçağı ne indirsen indir. Helikopter de indir. Top da oyna. Veya çimek ne bileyim. Yani ben iradesini irade edince benim işim bitti. O artık iradesiyle mi, nesiyle tayin ve teşahhus ediyor. Her şeyiyle. O zaman ne tercih edildim, ne tercih ettim? Acayip bir şey. Ne anladıksa, ne hissettikse. Artık her şey lafza gelmez aklımızda diyor. Orada artık tayin ve teşahhus. Artık senin şeyine göre tayin. O zaman hadisi kutsi tahakkuk ediyor. Bu herhalde bu sisteme. Ben gören gözü, işiten kulağı, yürüyen ayağı. Beni niye ziyaret etmedin? Hastaydım. Estağfurullah ya Rabbi. Sen nasıl? Ben o gören gözü, işiten kulağı, yürüyen ayağı olan kulum. Onu ziyaret etsen beni etmiştin. Ne demek? Ey, tayin ve teşahhus etmişim ben orada. Biz avatarız ya. Ya. Mesela hasta ziyaret etmek var ya Allah için. Allah'ı ziyaret etmek gibidir. Ehli iman ama. Ehli iman ama. Ne güzel dinimiz var. Ne güzel devamımız var. Ne güzel kardeşliğimiz var. Ne güzel şartlarımız güzel. Evet, cilve-i ilim. Kanuni-i meculdaki ilim. Hakikati ilmezeli. Evet, evet abi.
Harika. Allah sana veya hepimize, sırf sana has olmasın, korkunun bu şeyini de nasip etsin. Korkuyu okumak sana vacip oldu, toplamasını. Okumadan olmaz senin. Yo onu da yap. Niye ya vazgeçeceksin? Öyle bir şey yok. Aynı anda hem onu okuyacaksın hem onu yakacaksın. Aynı derste hem onu takdim edeceksin hem onu. Aynı zamanda fabrikada olacaksın. Aynı zamanda yemek yiyeceksin. Aynı zamanda yatacaksın. Hepsini aynı yapacaksın. Tam kampta yapacaksın bunu. Her şeyi yapacaksın. Adam dedi ki bana, arkadan bir tanesi yazı yazmış. Bana eşi. Beni ve çocuklarını ihmal ediyor. Haftada 4 gün derse gidiyor. Ondan sonra haftada 4 gün evde de şey yapıyor. Şöyle, bu doğru mudur? Bu kadar çocukları olmasına rağmen. Ondan sonra kendisi buraya geldiği zaman dedim ki derse, kardeşim haftada her gün derse gideceksin. Aynı anda her gün evde olacaksın. Aynı anda her gün istirahatını yapacaksın. Aynı anda her gün evde de ders yapacaksın. Derse gittiğin anda çocukları da parkta gezdireceksin. Aynı anda hepsini yapacak. İnanın bana. Abi bunu nasıl olacak demedi. Dedi ki tamam abi dedi. Nihayetsiz bir ilmi muhit. Hadsiz bir irade-i külliye. Nihayetsiz bir kudret-i mutlaka sahibi olan şu kainat saniye hakimi. Nihayetsiz ilmi muhit diyor. Hadsize irade-i külliye diyor. Nihayetsiz gene. Ya yanlış mı abiler? 252. İkisine de nihayetsiz diyor. Ama bir nihayetsiz tam değil. İlme başka bir şey daha diyor. Nihayetsiz ilmi muhit. Nihayetsiz bir kudret-i mutlaka. Geçenlerde şey yazmıştık burada. 3 tane. Onu resmi olup da yazabilen var mı? O nihayetsiz mutlak muhit. Yazarsanız memnun oluruz. Da güzel olur. Şeyde 29. sözde gece yapmıştık. Ya o derste keşke olsaydınız. O derslerde. 29 söz Bekay ruhu, o meleke dedim ya topraktır. Yani ne kadar çok istifade ederdik biz. Ramazan bereketi miydi abi o? Evet ya. Şimdi yapamazsın ki. 29'un söz. Allah'a hamdolsun ruhu bitirdik. Tabirleri. Ziya. Sayfanın bu tarafında diyor ki şuur hayatın ziyasıdır. Burada diyor ki şuur hayatın nurudur. Öyle. O 29 sözü yaptık. Sağ olsunlar vakıflarla. Bekay ruhu. Haşir, bir de ruh. Bekay ruh mu dedik? Ruh, melaike, bir dakika. Beka hangisine diyor? Bekay ruh. Bekay ruh, melaike ve haşir. Beka hangisine diyor dedim. Bekay ruh, melaike ve haşir dair. Yani o tabirleri mesela merak eden kardeşlerim, o dersi beraber yaptık, benim alakası yok. Hani dersi dinlerken durdura, onun bu çalışması lazım. Ben İrfan dersini nasıl çalıştım? İkinci dalı. Nasıl demiştin abi sen? Nihayetsiz mutlak muhit. Burada bir resim vardı. Hani neyse. Arkadaşlar nihayetsize ilmi muhit diyor. Gene nihayetsize kudret-i mutlaka diyor. Ama hadsize irade-i külliye diyor. Onu geçiyorum. İleriye şey yapacak. İradeye de hadsiz diyor. Evet, farkı olması için ilimle bak, ilimle kudreti bir kefeye koy. İradeye değil, irade-i külliyeye. Evet, irade-i külliye. Tamam. Biraz önce irade-i külliye okuduk ya, altyapısında 8 tane vardı. Sonra onun 3 hulasasıdır. İrade-i külliye, irade-i külliye bu sıfattaki irade. mahiyetteki irade iradedir. İlim, irade, sen basar, kudret, hayat geçiyor ya, irade. İrade-i külliye, esma-i ilahiyedeki o da hadsiz, irade-i külliye. Onun 6'da 8 tane sonra okudu, anlatmıştım. Bir zarure, bir beda, belki bir müşahedenin 3'ü. Yani 8'in harmanı 3, 3'ün harmanı irade-i külliye. Bunun da adı esma. Hakikat yani. Hakikatte murid yani Cenab-ı Hakk'ın şeyine bakıyor.
Ondan sonra Cenab-ı Hakk'ın muassis ve müreci olması, bu da onun hulasası irade, sıfattaki irade. Muassis, müreci. İki temel. İradenin iki temel ana yapısı var. Muassistir ve mürecihtir. Yani iradedir. Çok gariptir. Devam ediyoruz abiler. Buraları yaptık. Şimdi bu sayfaları çeviriyorum. Herhalde. Hasan abi hiç düşünmemişsiniz. Evet. Şunu üstte kırmızı kalemle yazmışsınız. Altta da mavi kalemle yazıp sadece sonunda diyor eklemişsiniz. Yani hiç üşenmeden bunu yapmışsınız. Yapıyorum abi. İlim noktasını hiç tembellik limanına girmem gafur. Bir de girmedim çok Allah'ın şeyi. Ben gidiyorum hep bunu bana şey yapmış. Telkin etmiş. Böyle Rüştü abi iki şey söyledi. Böyle tutuyordum. Ben yanındaydıken kurtarırdı. Bundan sonra böyle ben vefattan sonra böyle yapacaksın. Bir de hizmette, derslerde, hizmette, ders okumanda, derse gitmede sakın bahane limanına girme. Çünkü bu rüyü zeminin devamına sebeptir. Zübeyir abi dedi, yatakta yatıyordu. Rüştü abi dedim diyor. Zübeyir abi dedim diyor Rüştü abi. Kıyamet. Kanaatınız nedir yani böyle Risale'de bilinen de. Yani Risale-i Nur'un nesi çökerse kıyamet kopar. Hizmetten nesi çökecek? Hangi tarafı, hangi temeli çökerse. Böyle yatıyordu. Yata böyle ya. 10 sene uyumayayım diye ustada hizmet edeyim de hap içmiş. Ustada gece böyle duruyormuş. Belki bir şey ister ha böyle. Sonra vefatından sonra o sistem bozulmuş ya 10 sene. Sonra ilaç içmiş. Hasta böyle yatıyordu. Soruyu anladık mı? Hizmetin kıyametle kazan kopacak demedi. Hizmetin hangi vasfı çökerse kıyamete sebep olur. Ben sizi maziye istikbale taşıyorum. Böyle. Böyle oturuyordu. Odasının kapısı diyor ders salonu açıktı. Tamam. Şimdi şurada o mutfak var ya. Kapı olsa da burası açık olsa. Şöyle. Şu şekil ne zaman yok olursa kıyamet kopacak. O kapıyı kapanırsa yani. Yok. O şekil. O ders salonunu. Bu ders yani. Dersler. Bu zemin yüzünün devamına sebepmiş bu. Yeryüzünün zineti. Barla da söylüyor zaten hadis-i kutsi. Bir iki adam, bir iki nefes, bir iki dakika otururlar Rabbini sevip sevdirirler, görüp gösterirler. Şunu yaptı böyle. Şu şekil diyor. Şu şekil. Yok ama yatıyor da. Şu yok olursa bitti diyor. Yani bitti. Vazifesini yaptı. Bu var oldukça devam edecek. Onun için sen ol. Sakın. Yani şöyle yap. Ya Rabbi tesir etsin diye söylüyorum. Yürüyemiyorum. Ateşim var. Gene gidiyorum. Ümraniye şuraya. Ama artık böyle gitmediğim derste bilin ki orada kardeşler teşvik için onlar sahadeye atıyorum. Yani eğer gidememişsem hakikaten gidememişim o derse. Hani sakın bunu anlatıyorum. Sen ol. Haftada bir iki dersi ihmal etme. Derse gidip zannediyorsun. Derse gidiyorsun. Hayır. Derse eve getiriyorsun. Allah da rahmetle bakıyor senin evine. Allah'ın dinini dert edinenin bizim derdimizi üzerine alacağını Allah vaat etmiş. Hadi sıkıntısıyla. O zaman senin derdin sana bırakılmışsa sen Allah'ın derdini dert edinmemişsin. Bir kardeşin güzel bir sözü var. Dedi ki Müslüman şeriat denince oplaması lazım. Yapamasa bile. Hizmet deyince oplaması lazım. Yapamaz. Ama hizmet diyorsun, Kur'an diyorsun, şeriatta bu haramdır, yapma etme diyorsun. Adam kale almadan yaşayabiliyorsa bu Müslüman, o hükmünü bildiği halde bunun sebebi, güzel bir tespit, çok istifade ettim ben bundan. O 26. sözde geçiyor Kader Risalesi'ne bu ayette.
Allah'ın cezasıymış. Bu Allah nedir? Seni sana bırakmış. Senin dinini sen oluşturuyorsun. Seni sana bırakmanın alametidir. Cezadır. Sevgili arkadaşlar, iradeye devam ediyorum. Bunlar hep okumuşuz. Okumadığıma gidiyorum. Tuhaftır. Bitebilir mi acaba? 296 sözler. Yani defterin 249. sayfa. Bir çiçekte nihayetsiz bir kudret-i fatıra içinde saklandığını ve her şeyi mühit bir ilim bulunduğunu ve kainatı idare edecek bir irade-i mutlaka onda mevcut olduğunu. Bitti. Metinden iradeyi burada nefsül emirde yani kitab-ı mübin makamında kullanıyor. Zaten iradenin işlevi neredeydi? Kitab-ı mübindeydi. İlimle iradeyi ayırt etmenin en güzel tanımı Allahu alem bu olsa gerek ki ilim imam-ı mübindir. İrade kitab-ı mübindir. Bu. Fark bu. Bunu tefrik edemezsen tefrik edememişsin. Emirle kudret arasındaki fark imam-ı mübin, kitab-ı mübin gibi. İmam-ı mübin neydi? İlim emir. İmam-ı mübin. Ters mi söyledim? İmam-ı mübin ilim emir. Kitab-ı mübin kudret irade. Çok güzel altyapıyla malzememiz var çok şükür. Çok rahat konuşabiliyoruz. Emir tekvindendir. Kudret subutu sıfattandır. Yani Allah-u Alem bir daha destekleyici olarak ilim ile iradenin arasındaki en büyük fark ilim ezelidir. İrade ebede baka. Evet, acayip bir şey. Evet. Hani biraz muşakası olursa. Evet. Çok ilginç. Şimdi buradan okudum, göstereyim. Bak bu cemdir yani, harmanlamak demektir bu çentik işareti. Uçu biliyorsunuz, tahin pekmez karıştırmak. Bu çıktı, ondan mevcut olduğunu. Yani mevcut. Peki oradan mavi kalem ne demek? Benim çıkarım, zanlarım. Metine dokunmuyoruz. Anladım. Kur'an'da alimlerin yaptığı gibi, la teşbih ve la temsil, anladıklarını tefsir etmişler. Tefsiri de tefsir edince dibaciler diyor usta. Yan var ya, hani tefsirlerin kenarına da yazılmış. Onu da tefsiri tefsir etmek. Mesela İbn Abidin mukallittir. Ne demek fıkıhta? Yani İmam Azam asıldır. İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed onların şeyidir, ifadesidir. O İbn Abidin ise bu İmam Ebu Yusuf'un, İmam Azam'ın değil, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed'in, Eşşeybani'nin tercihleri arasında tercih etme yetkisine sahip. Ben kalkıp da İmam Muhammed'i, İmam Ebu Yusuf'u tercih edemem. Şundan şunu tercih etmem. Çünkü mukallit değil. Bunu kim yapar? İbn Abidin yapar. Gibi. Tamam. Biz o zaman İmam-ı Azam'la İbn Abidin tercihleri arasında mı tercih yapacağız? Biz İbn Abidin'den de yapamazsın sen şu anda. Multeka Osmanlı'da okutulan 4 ciltlik kitap. Onun da ya da zamanım yok deyince gündelik şey var ya Filist. Navigasyon. Nereye gideyim? İlmihal. Biz önden nasıl bilmiyorum. 4 tane. İlmihal, Multeka veya Damat. Yani Osmanlıların devletin fıkıh kitabı Multeka. Güncelik hayat var ya. İlmi. Neyin ilmi? Hal. Tuvalet. Hal. Banyo. Özel hayat. Hal. Fıkıh değil bu. Hal ilmi. Fıkıh değil. Fıkıh Multeka'dan başlar. Hal. İlmi. Hal. Hal ilmi. Sonra İlmihal. Sonra fıkıh. Multeka okursan. Sonra İbn Abidin. Sonra Fetevain diye. Nedir o? 12 hak mezhebin kavilleri var. Mezhebi 4 mezhebin dışında 12 tane, 8 tanesi işlevi yok ya. Bir tane şey var. Davudi. Allah razı olsun. Davudi. Bazı böyle şeyleri ondan çalıyorum şeyi. Böyle hastalar
okuyamaz ya, cinli hastalar, kadın okuyamaz hastalığı, ama ara verdiği zaman hastalığı tepeleşir. Ayet okuyamaz. Okuyamadı zaten. Ama hasta. Şeyde Davudi mezhebinde ve bizim mezhepte İmam Ebu Yusuf hasta iken ubudiyet şeklinde değil, tedavi şeklinde okuyabilir diyor. Öyle. Onu bulmuş. Neyse. Sözler niçin buralara gidin? Kasten. Yani bir değişiklik olsun diye. Sözler 301. Zihnimiz. Evet, bahar mevsiminde ölmüş arzın ihyası içinde. İçinde. 300 bin haşin nüminelerini kemal intizam ile icat etmek. 400 bin diyor. 300 bin var olup yok olan. 100 bin ise sabit olan. Onun için külliyatta ikisi de geçiyor. 400 bin geneldir. 300 bin ölüp dirilendir. 100 bini sabit olandır. 300 bin haşin nüminelerini kemal intizam ile icat etmek ve arzın sayfasında birbiri içinde 300 bin muhtelif envan efradını hadsiz ve sihifsiz, galatsız, noksansız, gayet mevzun. Keşke bunu nazmı yapsaydım. Hangisini? 300 bin muhtelif envan efradını hadsiz bir dissem böyle. İki, sihifsiz, galatsız, noksansız, gayet mevzun, manzum, gayet muntazam ve mükemmel bunu böyle disseydim. Çok daha güzel olacaktı. Ya, isterseniz yazayım mı? Yok. Ya, işte yaz istersen. Biz... Tamam, dur bakayım. İhtiyaç olacak mı? Yani olmasın diye. Mükemmel bir surette yazmak. Yaz o zaman. Yazmak geldi. Elbette nihayetsiz bir kudrete, nihayetsiz diyor, muhit bir ilme, kainatı idare edecek bir iradeye malik. Abiler, şu üç taneyi, bu çenti karmalama, nihayetsiz bir kudreti koy tencereye, muhit bir ilmi koy tencereye, kainatı idare edecek bir iradeyi koy tencereye, karıştır. Bir Zat-ı Zülcelal'in, bir Kadir-i Zülkemal'in, birincisi bir Zat-ı Zülcelal, nihayetsiz bir kudrete, bir Kadir-i Zülkemal'in, muhit bir ilme, bir Hakim-i Zülcemal'in, kainatı idare edecek bir iradeye, nazmaniyle, sikki, ya nasıl dizmiş, görüyor musunuz? Yani bu üç tane, bu üç tane. Bu akıl işi mi yahu? Sikke-i mahsusu, sikke neydi? Kökteki çekirdek. Hatem, meyve. Ağaç, mühür. Ağacın yazılımı, tura. Sikke, pergeli koy, çekirdeğe. Sikke-i mahsusu, mebde. Olduğunu, zerre miktar şuuru bulunan, derk etmesi lazım gelir. Şimdi anladıklarımız, mavi yazı. Bu uzun paragrafın yazılmasına birinci sebebim, ne olmuş ya? Niye böyle dedim? İlleti tammenin kudret, ilim, irade olduğunu görmek. Hmm. İlleti tammede bu üç sıfatlar birbirinden gayrı münfek. Yani ayrı düşünülemez. İlleti tamme üçtür. Lüzum, vücub, zaruret. İlim, irade, kudret demek. Tamam. İlleti tamme. İlleti tamme. İkinci tarafı ise bu mevzu, burada ilim kullandı. Bir ilim, bak, nihayetsiz bir kudret, tamam. Muhit bir ilim, illet-i tamenin ikincisi oldu. Lugatta olsa illet-i tamen dörttür. Risale-i Nur'da üçtür. Lugatta okursan anlamazsın kader risalesini. Dönüp dönüp havanda su döversin. Çünkü illet-i tameyi es geçti. İllet-i tamen dörttür diyor. İlle-i faili, ille-i gayi, ille-i sürü, ille-i maddiye. Risale'de lüzum, vücub, zaruret diyor. Bak, illet-i tam neymiş? Nihayetsiz bir kudret. Muhit bir ilim. Kainat idarecik bir irade. Üçü. Yani bunu beni sevk eden, burada almamızı birinci sebebi, illet-i tam'ı görmek. İkinci sebebim, ikinci tarafım, kudrete zat Zülcelal diyor. İlme Kadir Zülkemal diyor. Görüyor musunuz? Celal, Kemal, Cemal. Farklı kalemle yazdım.
Bunu yeşil benim şey yap. Şey dikkati çekmek. Zaten ustadın yazısında var. Bir kadiri zül celal. Bir kadiri zül kemal. Bir kadiri zül cemal. Ustad diyor. He. Şimdi ama işaret etmek için kudrete zat zül celal diyor. İlme kadir zül kemal diyor. İradeye hakim zül cemal diyor. Kullanması çok manidardır. Kullanmış. Nedir? Geç öteki sayfa 250'de. Hem kudrete kainatta nihayetsiz. Hem kudrete kainatta nihayetsiz. İlme kainatta muhit. İradeye kainatta idare edecek. Bak kudrete kainatta nihayetsiz. Kainatta. İlme kainatta muhitmiş. İrade kainatta idare. Kainatta. İradede hikmet var. Yani hakim dediği için. Hikmetle yapıyor iradesi. Hikmet, hakim. Diyor ki ikinci tarafı yani kudret celale, ilim kemale, irade cemale. Çünkü kainat iradenin kitab-ı mübin olduğu için cemaldir. Kudret de işte celal ikisi beraber hakikaten onu anlayan kemal ilim işte. Çok ilginç. Celal ile cemal kainatta kitab-ı mübin. İlim ise imam-ı mübin kemal. Çok acayip, çok garip. Şimdi geçelim 250. İzli gidelim biraz. Aferin lan sana. Güzel hizmet ediyor. Ama o niye içmediniz kahveleri? Orada duruyor. Açın abi. İçin. İçmeyin. Sayfa 250. Sözler 303. Evet. Kast ve şuur ve iradeyi gösteren perde hikmet. Şuur, iradeyi gösteren perde. Perde abiler örten değil. Üstüne mesela sinema perdesi, toprak perdesi, hava perdesi ortaya çıkıyor. Hikmetmiş yani. Hikmet. Burada da iradede hikmet var. Allahu alem kast. Kast neymiş? Tasavvurdadır. Çünkü lugatı şuymuş kastın. Bir işi bile bile yapmak isteyerek. Nihayet derecede tasavvur. Böyle yazıyor bak lugatında kastın. Bir işi bile bile yapmak, isteyerek, niyet ederek, tasavvur, istikamet, yolu doğru olmak hep bu manaları tasavvurda görünüyor. Yani lugatta kasp olunca bu da hep tasavvur. Demek ki kast tasavvurdadır. Buradaki şuur da akıldaki sıfatların bütünlüğünden çıkan birinci şuurdur. Diyor ya bir kasp bir şuur. Toparlarsam tasavvurla taakkul iradeyi gösteriyor. Bir ilerisi de tasavvur, taakkul, irade, iradeyi gösteriyor. Yok tasavvur, taakkul, irade, iradeyi gösteriyormuş. Hikmet esmadır değil mi? Hakim ismi evet. Evet yani o zaman perde-i hikmet de esmanın sıfatı mı oluyor abi? Yani sıfat. Mesela şurada perde deyince biz hep kapattan zannediyoruz. Evet. Sinema perdesi filmin ortaya çıktığı yer. Bir. Toprak perdesi nebatatın çıktığı yer. Hava perdesinde malum şeylerin ortaya çıktığı yer. Şimdi kardeşim hikmetin altı nedir? Kast var, şuur var, irade var. Bir şeyde hikmet gözetiliyorsa... Yani... Orada kast var, şuur var, irade var. Hikmetin altı bu abiler. Alt veri tabanları. Hikmetli adam. Hikmetli konuşur. Hikmetli yapar. Hikmeti nedir? Devam ediyoruz. Sözler 387. Saat kaç oldu? Daha çok erken. Öyleyse. Burada gayet mevzun, manzum, gayet muntazam ve mükemmel bir surette. Kaçmıştım gene getirdi buraya. Esma-i Sitte Risale'de böyle Adil ismine de bakıyor burası mesela. Hangisi? Galatsız, noksansız da hakim ismine bakıyor. Galatsız, noksansız muhit bir ilmi diyor ya. Hı. O hakim ismine gayet manzum ve mevzun, manzum, gayet muntazam, mükemmel bir sürekli kendi idare edecek bir irade-i mahit. Orası Adil ismine bakıyor.
Çünkü adıl isminde mevzun diyor, manzum diyor, intizam vesaire hakim ismine bakıyor. Böyle Esma-i Sitte Risalesi'ne... Kalka yazar mısın o siyah kalemle? O altına hangi şeye bakıyor? Biraz büyük yaz ki görenler görsün, daha deftere yazmıyorsun. Abi bu bana kayyum ismi gibi geldi ama... Ya ne şey, gelsin? Bilmiyorum. Şeyimi yazmak istemiyorum. Bunların ikisini ilmi bir şey söylüyor mu? Burada Ferzi ya da kayyum ikisine birisi geldi. Yanlış olmaması için şey diyeceğim. Ötekileri açık mı diyor? Evet, buna Galatasaray'ın mobil bilim. Mevzun, manzum, muntazam bunlar şeye bakıyor. Adl ismini. Evet, adl ismi. Wow. Çünkü irade, adl ismi ayat-ı tekniyelere baktığından dolayı. Yani intizamın, nizamın şeyi gözüküyor. Fiiliyatta görünmesi olduğundan dolayı. Hakim ismine. Zaten az önce de iradenin alt bir tabanı hakim bir iradeyi, hikmetli bir irade mi dedi? Bir önceki okuduğumuz yerde de öyle demişti zaten. O da mutabık düşüyor sanki. Yani hakim isminin üzerine adl ismi görünüyor. Burada da ilmin üzerinde irade gözüküyor. Bu aksiz, nihayetsiz bir kudret. Oraya da hatasız ve seyifsiz. Nereye bakar? İsme bilmiyoruz şu anda. Çıkar inşallah. Öyle duruyor. 387. Öyleyse bütün mevcudatta görünen ihtiyar ve iradeyi gösteren bütün asar hikmet. Demek ki hikmette ihtiyar ve irade var, tazamun ediyor. Ve gayatı ve intizamatı ve semeratı ve asar-ı rahmet ve nedir o? Ve burada bir harfi azihata yazmışım. Bakın. Sözler 387'ye baksanız, gayatı ve intizamatı, ondan sonra ve semeratı ve asar-ı rahmet, ondan sonra iyatı ve bütün. Bir baksanız böyle ne yazıyor? Asar-ı hikmeti. Asar-ı rahmet diyor. Bak, ihtiyar ve irade okur musun? İhtiyar ve iradeyi gösteren bütün asar-ı hikmet, tamam. Asar ve hikmeti. Heh. Ve gayatı. Tamam. Ve intizamatı. Tamam. Ve semeratı. Tamam. Ve asar rahmet ve inayat. Ha, inayat. İyi. Ha, ne ekleyeceğiz? Ne a? İnayatı ve bütün. Tamam. Na'yı ekledik şuraya. Hatasız ve seyifsize Sübhan yazabilir miyiz abi? Hangisini? Hatasız. Ama o Esma-i Sitte'ye şey yaptı. Esma-i Sitte'de. Yani hatasız, seyifsiz şeyi de kullanıyor gibi geliyor. Kudüs ismi. Kudüs ismine bakıyor gibi geliyor. Hatasız, seyifsiz. Evet. Kudüs'e bakıyor. Kudüs'e bakarsa Kudüs ismi... İlleti tammeli ya. Yani illeti tammeli ya. Kayyum da illeti tammeli. Oradakiler zaten. Kudüs'e bakıyor gibi geliyor. Hatasız, seyifsiz. Neyse bakarız. Hangisi galip? Şimdi... İlim abi, zaten ilim, irade, kudret dediğimizde şey geliyor yani, ilim, irade, kudret sıralamasında. İlleti tam ede. O zaman hakim, hakemun, adlun, kuddusun doğru olmuş oluyor. İlim, irade, kudret, hakemun, adlun, kuddusun. Hakem mi oluyor? Kuddus oluyor. Kuddus oluyor. Devam edeyim. Hakem mi, hakem mi? Hakem. Değil mi? Hakem olması lazım. Hakem olacak o zaman. Kuddus olur. Evet, kuddus olur o zaman. Yazayım mı? Yaz tabii ya. Çalışıyoruz, talebeyiz biz ya. Budur diye kitap yazmıyoruz ki. Yazacağız, sileceğiz, yanılacağız, doğru yapacağız. Kavga edeceğiz, barışacağız. Birbirimizi kızacağız, bilmem ne yapacağız. Biz talebeyiz. Talebeyi. Kuluz ya. Şimdi buradan çıkan şey o yazan ama çok acayip ya. Çok acayip. Yaz dedi üstad, yazdık. Zaten o vasıflar... Bir şey kapı etsene ya, bana bak. İsmi şey bayram. Yani. Veya çarpmasa seni. Ya bu nasıl bir şey ya? Yani bir şeyi, her şeyi bilme iktidarı. Yani bir şey yazılırken her şeyi bilerek yapılmış. Her şeyi, bir şeyi de var. Bir şeyi her şeyle yapılmış. Bu
Bu nasıl bir şey ya? Neyse dursun. Anlamam. İdrak-ı mal bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar sikleti çekmez. Buradan ne çıktı bir daha abiler? Geçelim toparlanalım, kaçalım şuradan. Rüşt abi der ki bir ayet var. Acaba ne diyor burada diye bir bakıyor Elmalı'ya. Rüşt abinin tabiri. Ne diyor abi dedim. Kaçmış dedi. Ayeti zikretmiş, meali vermiş, manaya hiç girmeden viraj almış. Hiç dokunamamış. Allah gözükür gözükme meselesi. Viraj almış dedi. Risale yani. Oğul Rüşt abinin tabiri. Ne yaptı? Viraj aldı dedi. Çekip gitti dedi. Giderken geri döndü. Ondan sonra. Şimdi biz buradan viraj alıyoruz. Bu okuduğumuz yer vardı ya 387'de. Ne çıktık? Mevcudatta görünen bir, asar hikmet. İki, gayat, gayatı, gayeler. İki, üç, intizamat. Dört, semerat. Beş, asar hikmet de yukarıda, asar-ı rahmet. Beş mi oldu? Altı, inayat. Bir, iki, üç, sayı çok önemli ha. Altı, bunlar neyi gösteriyormuş abiler? Altını dolduruyoruz, ihtiyar ve iradeyi gösteriyormuş. Asar hikmet, gayeler, intizamat, semerat, asar-ı rahmet, hikmet değil, inayat, ihtiyar ve iradeyi gösteriyor. Hiçbirisini eş geçmeden yazdık. Sözler 430 ve Mesnevi Nuriye 234. Bu mevzu 308 sayfada işlenmiş gibi gösteriyor 308. Abiler 308. sayfada 234 bu işlenmiş bu mevzu. Buraya atıf yapılmış. En cami burada işlenmiş. Onun için burayı direkt okuyorum geçiyorum. Yani 430 aynı mevzu İnce Mesnevi Nuriye 234'te geçiyor. Bu mevzu bu defterin 29. defterin 308. sayfada siz açarsanız orada İnce Mesnevi Nuriye 234 aynı. Sözler 430 aynı. Lemalar 125 aynı. Sözler 403 aynı. Bir de işte Mesnevi sözler lemalar da işlendiği için bunu düz okuyorum işlemeyeceğiz. Eğer o kelam emr ve neh ise bu tekelimin derecesine göre irade ve kudreti tazamun eder. O vakit söz mukavemetsiz olur. Maddi elektrik gibi tesir eder. Kelamın ulviyet ve kuvveti o nispete tezahüt eder. O ilk okurken anladığımız ama 200 burası 251 308. sayfada böyle harika orada olmuş. İrade ile kudretin cemi kitab-ı mübinidi yani nefsül emirde. O zaman irade fiilde. Fiilden önce ve anı ve sonrası var. Burada irade fiilde görünüyor. Fiil. Fiilin öncesi var ve sonrası var. O da ilimdir. Şey çok önemli abiler. Kur'an illeti tamilidir. Bunu bilsek yetiyor bize. Kur'an illeti tamilidir. Okunduğu zaman okuyanı yapılandırır, inşa eder, uyandırır, enerji yapar, güç olur, kuvvet olur, zihin olur, vehim ve vesveseden çıkarır. Kur'an illeti tamilidir. Mesela hasta olan cinli hasta tabii. Ruhani tedavi eder. Okuyanda enerji dolar. Aklı nurlanır, kalbi feyizlenir, imanı artar vesaire. İman da hem nurdur hem kuvvettir. Yani bedenden yasır, doldur da doldur. İtham ederken abi mutlaka bir halkiyet mi oluyor? Mutlaka okuyunca mutlaka kafir, Müslüman dinler ve okursa. Mutlaka Kur'an mahluk tarafımızı uyandırıyor. Dokunacak yani. Mutlaka. Evet. Kesinlikle ya nefretini ya muhabbetini. Oradan geçiyordu sokaktan, caddeden. Mevlüt okunuyor. Yapaz. Kaç hangi asırdı şeyini okuyorlar. Ama arttı. Bak arttı. O da bak illeti tammeli. Ademi. Ademi o. Kur'an kafir. Özür dilerim. Alacağım. Kelam hem Adem hem vücudu. Şimdi Hasan abi illeti tamme
vücuda gelmesi için olmazsa olmazdır değil kesinlikle mi? Kesinlikle. Evet. Şimdi illeti tammelidir demek midir doğru olan? İlleti tammedir demek midir doğru olan acaba? Tammellidir. Tammellidir mi? Demek? Tabii. Sifo değil çünkü. Çünkü mahluk olmayan tarafı var da. Kur'an mahluk değil, mahluktur. Yani mahiyeti mahluk değil, hakikati mahluk değil. Ama kanuneti ve sureti mahluktur. İlleti tammellidir aynı zamanda. Olduğu zaman mahluk oluyor. Kesinlikle o kişide uyanan ya Adem'dir ya vücuttur. Ya Adem ya vücut. Arkadaşlar bu son ayın çok şeyidir. Çünkü Kur'an ilim, irade, kudret ve emri tazammül ediyor. 430 sözde. Yani mükemmel bir şeydir. Okurken şöyle yap. Ya psikolojim iyi değil. Veya canım sıkılmış. Ya şöyle bir hava değiştireyim şöyle. Bir ferahlayayım, bir huzur alayım. Vallahi. Allah'ım sen şahit ol. Ben de bana bunu nasip ettiğini teşvik için söylüyorum. Alma. Kur'an okuduğum zaman keyif alıyorum. Herkes alır. Namazda. Namazda illeti tammelidir. Namazda illeti tammelidir. Ekseri bu ince manalar namazda bana şey yapmıştır. Namazda kesinlikle. Başka Risale-i Nur'un illeti tammelini söylüyorum. Rabbim şahit ol. İnsanız. İniş çıkışları yaşıyoruz. Dalgalı. Beni üç şey. Cevşen, zihnimi. Göğsümü, sadrımı, Kur'an. Hassasiyetlerimi böyle çıkış, böyle huzursuzluğum ne dersen de işte delil şey. Külliyata masama oturup ders çalışırsam bilgisayar açıyorum, tarıyorum. Tamam. Tarıyorum. Çalışırsam, bak vallahi tüylerim şey oluyor. Çalışırsam hangi kuyuda olursan ol, yeter ki ona oturabil. Çıkar diyor. Kazanımımı paylaşıyor. Gayrımı, bunu sakın hayatınızda şey yapmayın. Allah Resulü Hatice'siyle sohbet ederdi. Ebu Bekir Sıddık'la ayrı bir sohbet ederdi. Ondan sonra Hazreti Ayşe'siyle ilmi müzakere yapardı. Bilal Habeşi'sine bir ezan okudu derdi. Ebu Said-i Hudri'ye bir Kur'an oku. Estağfurullah yarısı. Kur'an size gelir. Ama ben başkasını dinlemekte zevk alırım. Bunu anlatırken bile zevk alıyorum. Allah Resulü'nün iç yapısı, beşeriyetini anlıyorum. İnsanlığını bilemem. Beşeriyetini. O sizin gibi beşerdi dediği için Kur'an'da. Ondan sonra Bilal abi şey, biraz sohbeti ferahlattı. Ondan sonra ya beşer olması mükemmel ya. İyi ki ben cinstendir. Ruh değil tabii. Yani çok acayip. Ve eğer dışarıdan gelen göz sihir büyü men etmek istiyorsanız ok. Cevşen'i mutlak okuyacaksın her gün. Cevşen. Zırhı çıkar bunu oku. Neyi? Zırhı çıkar bunu oku. Sihir büyü için. Yani zırhı çıkar bunu oku. Cevşen'in başına diyor ya. Osmanlıcasını okuyun. Cebrail aleyhisselam vahiy ile getirdiği ve Zeynel Abidin'den rivayet edilen şeyle hadiste zırhı çıkar bunu oku dediği gayet mühendisi şey. Zırhı çıkar bunu oku. Ondan sonra koruma şey yapmış. Vallahi Yasum hükümün en az. Ey ashabım korumaya lüzum yok. Rabbim beni koruyor. Ayeti ama o akabinde cevşen geliyor. Eğer cevşen okursak sihir büyülere karşı iç aleminde var olan bir şeyleri, oynak olan şeyleri Ustad Asay Musa ile diyor. İşte göz sadr. Sadr göğüstür. Kalp yani sadr alimler demiş. Benim misalim değil. Cevizin yeşil kabuğu. Sadr. Kalp o kutu. İçindeki kahverengi zar Fuat. Daha içindeki beyaz lup. Ustad Lubulum. Yani eğer Kur'an okursak göğsümüzdeki geniş, biz senin göğsünü genişletmedik mi? Ayette diyor. Ben senin göğsünü genişletmedim. Genişletmedik mi? Kur'an'la. Ondan sonra sihir ve büyüleri cevşenle. İç karışıklıklarımızı zan vehim birbirine duman olmuş. Asay Musa'yı okuyarak. Ben bu arada bunu paylaşıyorum. Tamam. Kazanım yani. Cevşenle. Bir şey diyecek miydin İrfan'ım? Ders bitince konuşmayı düşünüyorum. Tamam. Ama
Tamam. Peki. Kur'an'ı okuyanın haleti de önemli değil mi? Kur'an tabii ama haletin şu. Ben şöyle oturursanız bunu ekler. Ben Kur'an illeti tamelidir. İlim, irade, kudreti, emri tazamun ediyor. Kur'an okunduğu zaman ama mutlaka vücudu haricisi vardır. Yani ya vücuda ya ademe sebep olur. Gajda, nüflette, niye lan 1400 seneden önceki şeyler okunuyor falan. Onu ademe atıyor. Ademin derecesini arttırıyor. Bu da illeti tamelidir. Alacağım abi. Yani Kur'an okunca ademi atıyor. Ademin derecesine. Ona muhabbetle bakana da Kur'an akla fikir, vicdana his, kalbe duygu, ruha latife, eneye mazarı zat, taayyun ve teşahhus, sır insan ilmi oluyor. Efendim hafız. Cevşen için sihir, Hasan Musa için de iti karışıklıklar dediniz ya, üstadları sihir diyor Hasan Musa. İkisinde bir fark var mı? Hasan Musa, evet, sihir ve büyüleri. Mesela diyelim ki Cevşen elinde yok veya onun hakkında hiç yapın. Asay-ı Musa aynı zamanda bunu tazamın ediyor. Çünkü Asay-ı Musa bu Hazreti Ali'de mesela gelmiş ya, ona Hazreti Ali işaret etmiş. Diyor ki 754-756 şu anda sihir ve büyüleri iptal edebilen ustadın sari ifadesi Asay-ı Musa. Bu da kafi ama Hasan yetinmedi yani de Cevşen'i de koymuştum ama sizin gibi şeylerden kaçmadı yani. Yani Kur'an ve Asay-ı Musa okusa, yani Kur'an iç, sihir ve büyüler Asay Musa okusa, Ustad sari ifade 754-756 şu aralarda bütün sihir ve büyü. Her filmi seyrederken, yani mutlaka gavurlardan gelmişse bir şey yapmışlardır. İsrail devamlı tepelere çıkar, oradan şehire sihir yaptıkları kitaplarda menkuldur, nakledilmiştir. Yani Ayasofya'yı onların elindeyken her sene gezi namı altında ayin yaparlarmış sessiz. Ve sihir yaparlardı. Sihir. Hristiyanlara yukarısı açılması Allahu Alem. İslam Hristiyan ittifakının bir simgesidir. Yahudi değil. Yahudi'ye karşı Müslümanlara diyor ki size diyor en yakın olsa ehli kitaptan Hristiyanlar daha şeydir diyor. Onun için hadiseler de onu gösteriyor. Ama Yahudi, Hristiyanlar lanetlenmemiş. Haşa, yüz bin defa haşa. Ey ehli kitap, kitabınızı bütün terk edin demiyor. İşaret edeceğiz da. Tahsiye edin diyor. Ama ya lanetlenmiş Yahudidir. Siz ona karşı birleşin. İslam, Hristiyan birliği olacak. Belki de kanuniti veya sahada olmuştur. Öyle gözüküyor. Öyle, şu anda gözüküyor. Hakiki Hristiyanlarla Müslümanların ittifak ettiklerinde hiç şüphem yoktur. Ve bir de Hizb-ül Kur'an çünkü diyor ki okunurken hiçbir vehim ve vesvesenin gelmemesi. Benim birisi gösterdi bana. Şöyle bir tane meyilli bir yol yapmış adamlar. Denemiş bilimsel. Allah hidayetini artırsın kim ya? Ve hidayet versin bunu yapana. Şöyle bir tane. Bir tane de aynı uzunlukta, aynı meyilde, derecede inişli çıkışlı. İkisine gafur bilye koymuş. Bizim dönemimizde çok deney yaparlardı. Aküyü patlatan çok olurdu. Elektrikli araba yapıyorlardı. Yapmıştı bir tanesi. Masrafı çok olduğu için şey yapmadılar. Bak şimdi. Şu düz olan doktorum. Düz olan yerde dün de söyledim. Bilyeyi koydu. İnişli çıkışlı olan yere de bilyeyi koydu. Mesafesi çok değil mi inişli çıkışlı? Bu çabuk. Hem de çıkış olunca hızı azaltacak değil mi? Bu bilyeyi koydu. Bu daha çabuk gitti. Düze göre. Düze göre. Düz mesafesi. Bak abim. Düzün mesafesi kısa. Bu uzunluk aynı. Ama inişli çıkış olunca mesafe. Allah mesela şu kadar yere dağ koymuş. Böyle dağ koymuş. Bu mesafeyi 53 kat çoğaltmış denilir. Coğrafya ilminden aftırımına kalmış. Bazı yerde. Bu mesela dağın büyüklüğü ya. Şöyle yapmış, böyle indirmiş, şöyle yapmış. Aynı mesafeyi büyütmüş dağ yaparak. Şu zeminde, şu zemini yapmış. Tamam mı? Şimdi bakın şunun uzunluğu aynı. Şunun uzunluğu da aynı.
Ama burada inişte çıkış yapmış. Kat edeceği mesafe fazla. Ondan sonra çıkış olduğu için hızı azaltıyor. Bu devamlı artması gerekirken bu daha çabuk gitmiş billa. Bunu niçin söylüyorum? Bir teviye sabit hayat hayvanlara ve meleklere aittir bu. Bu adam onun için yapmadı. Ben alemimde bunu kendime deniyorum. İniş çıkış dalgalı insan daha fazla mesafe alır, daha fazla hızlı gider, daha fazla mazar-ı esma olur. Onun için dalgalı hayattan korkmayın. Dertler, sıkıntılar. Mesela geldiğiniz halete bakın. Şimdi bakın. Hangi ilaçla varabilirdik biz buna? Allah'ımıza şükürler olsun. Tamam? Şey yapıyoruz. 433 sözler. Sayfa kaç abi? Sayfa 251. Hasan abi, geçmeden hemen Hizb-i Ekber'in Nuriye var ya abi. He. Onun içinde yorgunluk ve usantı zamanında okudum diye işte. Hizb-i Ekber'in Nuriye. O Hizbul Kur'an'dan farklıdır. Cevşen'in Hizbul Ekber-i Nuriye hakkında Furkan'ın çalışması var. Hizbul Ekber-i Nuriye nedir şey Furkan? Hizbul Ekber-i Nuriye. Zülfikar'daki abi hatime kısmında. Hatime kısmında Zülfikar adlı kitapta. Mucize adlı diyor 10 günde bir okunmasını. 11. 10 günde bir okunması. İhlas 11. Cevşen. İçinde mi? Cevşen, Risale-i Nur ve Hizbul Nur'a için diyor ki. Üçü. Her üçü için. Kainatı baştan başa nurlandırıyor diyor. Allah Allah. Baştan başa olunca o Adem'i psikolojik şeylerimizi kaldırıyordu. Baştan başa deyince orayı bırakma. Başımdan başıma kadar. Kainat benim ya. Baştan başa kainatı nurlandırıyor. Baştan başa nurlanıyorum. Neyle? Hizbil Ekber-i Nuriye, Cevşen bir de Risale-i Nur'la. Risale-i Nur okumadıkça İç alemi dingillik yani denge olmaz. Olsaydı Risale-i Nur yazılmazdı. Daha genişletiyorum sayıyı. İslamiyetsiz huzur olsaydı İslamiyet'in gelmesinin hikmeti olmazdı. İslamiyetsiz istikamet olsaydı İslamiyet neye gelecek? Eğer Risale-i Nur'suz istikamet, halet, huzur, hal olunsaydı niye yazılsın ki? Risale-i Nur tecev kanunu değil ki. Mülk ve melekutun kanunlarını. Okunmadan olamaz. Çünkü okuyanlar saf değil. Huzur olmaz. Ben şeye hayret ediyorum ve ama hayret de etmiyorum artık. İnsanlık inim inim inliyor. Ustad %90 dediği için onda 9'u doktorsuz. Yani resmi raporsuz dolidir deli. Onda 9'u. Ustad diyor ya 50 sene sonra %90 nefse emaresine tabi olacak. Nefse emaresi ne demek? Kendini ilahlaştırma. Kendini ilahlaştıran ne olur? Deli olur. Diş dünyanın delisi olur. Diş dünyadan kopuk olur. Deli ya. Raporsuzdur. Bulaşmayın. Özür dilerim. Affınıza sığınarak küfür bile etse duyma bir şey. Yapma. Bak bulaşma. Duyma, kör ol, çekip git. Bulaşma. Çünkü bu normal insan küfür ederse git kafasını kır. Ama deli ederse gülersin. Köyde deli yok muydu? Adamlara sormuyorlar mı? Soğusun diye yapmıyorlar mıydı? Senin diye başlardı. Ha 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 ha. Ama orada gülenlerden bir tanesi dese ona saldırırdı. Buna niye? Ha, sokaktaki normal gördüğün için saldırıyorsun. Saldırmadığından dolayı sen o delidir. Ha? Devam ediyoruz. Sözler 433. Evet her biri. Şuraya bak. Dizilme bak. Cevher-i Hidayet'in birer sayfesi. Her biri. Ha. Cevher-i Hidayet'in birer sadefi. 2. Hakaik-i İmaniye'nin birer menbaı. Ben merak ettim bu nedir ya? Esasat-ı İslamiye'nin birer madeni. 3. Doğrudan doğruya Arş-ı Rahman'dan gelen. 4. Ve kainatın fevkinde ve haricinde insana bakan, inen. Ondan sonra bu inen. Bu abiler beşi harmanlar mısınız? Harmanladık çentik. Neymiş? Ya bu kadar beşi tazama neden neymiş? İlim, kudret ve irade imiş. Bu üçü, bu beşin hulasası. İlim, kudret, iradeyi gösteriyorum ya. Bu üçün de hulasası tazama neden hitab-ı ezeli olan elfaz-ı Kur'aniye. Dediğimizin İlleti tamirli olduğun delili.
İlleti tame, ilim, irade, kudret değil miydi? Evet. Ha, tazamun eden, hitap ezeli, bunu bilmeden konuştuk biraz önce. Bilmiyordum ben şimdi. Bak, onu teyit etti bizi Kur'an. Kur'an'ın kerameti. Elfaz-ı Kur'aniye nerede? İnsanı anlatıyor şimdi. İnsanın Kur'an'a karşı hevai. Ya heva demek şey boş değil. Kendini ilah edinenin ifadesi. Heva men ittehaza ilahahu hevahu. Heva ilahlık iddiası. Hevai. Sonra heve perestan, işte bu boş. Vahiy böyle sapaz. Ve heves perane elfazı nerede? Burada da illeti tamamı tazamun eden üç sıfatın ilim, irade, kudretmiş. Demek Kur'an'ın bir hakikat mertebesi var ki illeti tamelidir. Kur'an sırf lafzi ve manevi sahada değil, Kur'an nefsül emirde de illeti tameli icraat yapıyor. Nimet ilahiyedir bize. İlleti tameli nefsül emirde icraat yapıyor. Kafir bundan mahrum. Yani biraz da geçersek, lahuti olduğu için vacip, gaybtan demiyorum. Bir daha gayb, cennet, cehennem, arştan demiyorum. Kur'an okununca gaybtan değil, lahuti olduğundan vacibül vücudun bize uygun formatlanmış haleti ruhiyelerle basıyor seni, besliyor. Şey yapmak istemiyorum. Bir daha. Mesela Arş-ı Azam, Arş-ı Azam'dan aşağıya var ya, gayb. Kur'an o değil, o sonraki işi. Oradan besliyor bizi. Ahiret imanla. O ikinci. Birinci o değil. Kur'an Allah anlatıyor ya. Heh. Allah neyse, ne demek? O kuyanda vacibül vücutla besleniliyor. Bu imani billah. İmani billah, yevmi lahir. Kur'an okuyunca gaybtan, ahirette besleniliyor. Bu ayrı başka bir şey. Nokta istinat bu. Dayanma noktası. Allah'a iman. Ahiret nokta istinat. Kur'an okuyanda, ehli imanda, bir nokta istinat olduğundan vacibül vücuttan, kelam ezeli olduğu için vacibül vücuttan besleniyoruz. Ey, Kur'an nokta istimdadı temin ettiği için alimi gaybtan ahirete taluk eden esmalardan besleniyoruz. Vacibül vücuttan beslenmek mahiyettir Kur'an'ın. Ahiretten beslenmek hakikatıdır Kur'an'ın. Eylemdekini gösteriyorum. Bu alemde harmanlanması kanuniyetidir Kur'an'ın insanda. Eylemde, fiilde ona uygun sima, ses, davranış yapmak Kur'an'ın fiildeki tezahürüdür Kur'an'ın. Bu da başka bir şey. Başka noktadan. Kur'an okuyanda vacibül vücuttan beslenmesi ciheti, ki kelam ya, kelam sıfır, vacibül vücuttan beslenmek, ahiret esmaların sebepsiz tecelli, perdesiz tecelli ettiği için Kur'an okuyana alemi gayba taluk eden esmalarla beslenmek hakikat, Kur'an'ın hakikati. İnsanda harmanlanması Kur'an'ın kanuniyeti. Benim simahum fi vucuhimin eseri sucud elsinetikum elvanikum, simada, konuşmada, davranışta, oruçta, namazda, haramda, kaçmada, takvada vesaire, surette gözükmesi surettedir Kur'an. Surette böyle, kanunette Kur'an böyle, hakikati gaybtan, ahiretten, bu kaydedilmesi gereken çok ciddi bir şeydir. Allah'ın ikramıdır şu anda. Benim değildir bu. Ben de yazacağım bunu. Ve mahiyeti Allah'tan beslenmek. Besliyor seni. Kur'an seni Allah ile besliyor. Nokta istinat. Kur'an seni gaybla besliyor. Ahiret. Nokta istinat. Bu aleminde illeti tame mahluk oluyor. Mahluk olması Kur'an'ın kanuniyetidir insanda. Taayyum ve teşahhusudur Kur'an'ın. Taayyum ve teşahhusudur sende. Kur'an'ın kanuniyet ve teşahhusudur. Taim ve teşahhusudur. Eylemde çok iyi olur. Çok iyi olur. Yaz. Çünkü Kur'an'ın mahiyeti yaz. Ha, burada, buradan yazıyorsun. Tabii köşeden.
Aynı renkte siyah. Kur'an'ın mahiyeti altına sonra dolduracağız. Altın hakikati, kanuniyeti. Yaşasın Risale-i Nur. Bunu ihsan eden Allah'a sonsuz hamd-ı senalar olsun. Mahiyeti kelam ilahi olduğundan Allah'la Celle Celaluhu beslenmesi. Altına amentü billahi. Allah'la Celle Celaluhu beslenmesi. Şuraya atına yaz, yani oraya amentü billahi. Billahi'ye bakar. Çok ilginç bu. Oy. Ah. Biliyorum sensin. Amentü billahi'yle bak, ilahiye bakar. Çıkarıyor, hakikate git. Gayb'la esmaların esmalar gayb'la esmalardan virgül gayb'la esmalardan ve ahiretle beslenmesi altına yaz parantezi ve bil yomil ahir ve bil yomil ahir ile beslenmesi ahiret ile beslenmesi ve ahmetü billahi ile tamam. Sonra kanuniyeti. Ondan sonra çok acayip ya Allah Allah. İnsanın kanun enfusi alemde harmanlanması, taayyun etmesi. Kanuniyet. İnsanda enfusi aleminde. İnsanın mı? Evet, insanın işte ben diyorum sen düzelt Türkçesini. Ben Lazca söylüyorum. İnsanın aleminde harmanlanmasıyla illeti tamme ile illeti tamme ile canlı Kur'an olmak. Canlı virgül mahluk Kur'an olmak. Olması. Canlı Kur'an olmak. Ene natiku Kur'an diyor ya ben konuşan. Sureti. Bu enfus alemi mülk ve vebil kaderi hayri ve şerri var vebil kaderi. Ve harmanlanması ile illeti tanması ile şuna tanım. İki tane ile oldu ile. Harmanlanması şöyle bir parantez yapalım isterseniz. İlleti tamme canlı Kur'an olmakla vebil kaderihi. Vebil kaderiye. Kaderihi. Yani iç halimde celal cemal hayrihi ve şerri. Sureti sima Kur'an söylüyor. Ses, eylem yani fiil, terk ve tecerrüt. Terk ve tecerrüt. Ne? Bulunmak. Allah Allah. Kur'an illeti tam çok şükür. Fiil, terk ve tecerrüt. Orada da fiillerde. Ya yani fiiller siler misin terki? Fiillerde. Abi, fiillerde orayı değil. Ha. Fiillerde terk ve tecerrüt. Fiillerde terk ve tecerrüt. Terk ve tecerrüt. Abi kanun
Harika. Ve Rusulihi de var mı? Bayağı sıcak, sıcak. Çok iyi. Onu al. He? Kanuniyetinde ve Rusulihi de var mı? Ha, bu kanuniyetinde isterseniz kanuniyete ve Rusulihi aslında sünnet-i seni bu. Ve Rusulihi bu. İç alem niçin bunu dedik? Hemen şey yapayım. Kader Risalesi'nde ne işi var dört şey? Sonunda neydi? Hatve. Dört hatve. Enfus anlatıyor. Dört hatve. Niye kaderini koy? Enfus, kader. Yani bunu hazmeden kişide. Beş tane iman esasını hazmeden kişideki halet-i rüyeyi anlatıyor kader. Onun için dört hatve. Tamam bu kadere. Bu ve Resulihi. Melaike ve Kutubihi onlar var mı? Onu da ortada da aslında iki tane iki kutb imanı var. İmanı billah bir de yevmil ahir. Onu kazanımlarımız var ya biz. Bu melekelerimiz. Melaike ve Resulü. Ondan sonra bu zaten Kur'an'ı konuştuğumuz için kendisi ve kitubi. Ve kitubi. Bu da bunların sonucunda melaike nedir? Melekelerimiz. Malik olduklarımız, kazanımlarımız da istidat ve kabiliyetlerimizin kabil olduklarımız. O zaman zaten şuraya da sana bir ve kitubi. Ve kitubi yaz. Şey olmaz mı abi? Kanuniyetinde melaike olmaz mı? Kanuniyete melaike ekle. Aynı zamanda melaike olur yani. Kanuniyetinde milleti tamil canlıoğlundan ne demiştik? He, melaike virgül kader de olur, melaike de olur orta kanuniyeti. Melek kazanımlarımız. Melekleri de ekleyebiliriz burada. İletişan olmakla, Kur'an olmakla, kaderihi ve şerrihi ve meleklere iman. Evet. Kazanım ya. İyi doğru. Beraber yaptık. Ve melaike iman. Ve melaiketi. Ezan okunca keseceğiz arkadaşlar. Bugün çok aktifsin Gafur. Ama doğru bir aktif. Sen bittiğim zannettiğin yerde sen varsın. Varım zannettiğinde bazen de yok oluyorsun. Nerede biliyor musun? Sen de yok oluyorsun. Sen peki nerede yok oldun? Sende yok olduysa sende dirileceksin. Bırak başka yerde dirilmeyi. Kaybettim kendimi. Kendimi kendimde kaybettim. Yine bulam kendimi. Hep olursun, hiç olursan. Hep olursun, hiç olursan. Ondan sonra bir şey de var. Daha kavuşmaz insan insana kavuşur. Sana bu layık. Kaç dedik? Evet. Bakayım şey yoksa herhalde sıkılmış olabilirsiniz. Ondan sonra bunu burada keselim isterseniz. Tamam mı? Burada keselim. He? Tamam. Yani keselim isterseniz. Çünkü baktığım şey... Vahırda vahu menil hamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'tı masselevat. İrfan bir şey diyecekti ya abi. Bunu da ihmal etmeyelim. Söyle neymiş? Ya bu şey var abi. Abla aramış da sizi bir yengemiz. Eşim 4 gün derse gidiyor. Eve bakmıyor falan. Ha ha ha. Geçmişten böyle abilerimiz de daha tecrübeli yerse cemaatin en büyük imtihanı çocukları olmuştu abi. Yani bizim cemaatin en büyük imtihanı çocuklar olmuştu. Ya. Benim en azından gözlerim bu şekilde ya. Burada hani cemaatteki abileri üzerinden konuşmak haddime değil ama ben kendi üzerinden konuşacağım abi. Bunun gerekçesi hizmete bakış açısında bir eksiklik olduğundan kaynaklanıyor. Yani biz hizmeti sadece derse gitmek olarak algılıyoruz yani. Halbuki şahsı ademimizde yaşamak, ailemizle birlikte bunu süre gelir şekilde devam ettirmek biraz derse gitmenin altında kalır.
Bu mesela bir insan bir nur talebesi isterse çocuğuyla da çok güzel şeyler öğrenebilir. Çocuğu üzerinden de kendi fıtratını ya da eşiyle de birçok mesele konuşabilir ya da eş üzerinden konuşmadan da kendi eşiyle gibi birlikte geçirdiği zaman içerisinde de birçok şey öğrenebilir. Bunu biz hizmet algımız sadece derse gitmek şeklinde olursa kalan üç günde anladığım kadarıyla kalan üç günde onlarla geçirmiyor yani. Tam dört gün derse gidiyor ama üç günü de onlarla geçirmediğinden kaynaklı bir problem oluyor. Kalan üç günde de birlikte geçir. Bu üç günü yine hizmet açısından ya da ki artık hizmete nasıl algılıyor bilmiyorum da yani şahsi tekamülü açısından da değerlendirebilseydi bu iş buralara varmazdı. Ve ailesine de mesela çocuğuyla olan münasebetinde de bu hizmetteki kendi hayatındaki disiplinler var ya abi. Bunun aynı bizatihi çocuğuna da yüklemeye çalışıyor. Çocuk da bu geri tepiyor. Çünkü onun yaşı onu yaşamaya müsait değil. Cenab-ı Hakk'ın yüklemediği şeyleri çocuklarımıza yüklemeye çalıştığımız zaman geri tepiyor abi. Yani anlattıkları bazı şeyler var. Başka şeyler istiyor çocuktan. Ama kendisi belirli bir kazanım aşamadan sonra yaptığı şeyi çocuğundan istiyor. Oğlum böyle yap diyor. Ya dershanede kaldığımız sürede belki 100 talebe 100 taneden fazla lise talebesi geçmiştir abilerimizde. Onlar üzerinde gözlemlemiştir. Yani bazen bir 70 yaşındaki Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin tekamülünü 15 yaşında yani hissiyatı aklın önüne geçmiş bir gençten beklemek o çocuğu yoruyor. Bir nebze sana saygısından dolayı devam ettiriyor. Ama sonrasında ilk kırıldığı yer geri çöküş başlıyor aşağıya ve çocuğu döndüremiyorsun bir daha. O çöküş başladı mı bitiyor yani. Bunu bu sürece şeyi sokmamak, ailemizi ve çocuklarımızı hani beşeri haletin de bizim şahsi tekamülümüz için önemli bir hadis olduğunu göz ardı etmeden yaşanılacak bir yani bakılacak bir hizmet açısı bu yaşantı üzerinden daha güzel olur. Daha doğru olur diye tahmin ediyorum. Şimdilik bizimki büyüyor da abi. Şeyi hatırlattı bana. Allah Resulü Aleyhisselatü'ne sohbet etti ya. Sohbet ederken kalktı bir bedevi gitti kenarda işiyor. Hiçbir şey demiyor. Hazreti Ömer kızıyor. Çünkü ondan onu bekliyor. Kendi haletini ona yüklese o edebi altyapısı yok ki o edep olsun gibi yani. O bedevinin yapabileceği şey buydu zaten. O ders salonuna sokmaktı kendisi. Başka bir tane de indiğim. Hazreti Ayşe validemiz ondan ders almış ya peygamberden bizzat ders. O da işte peygamberden sonra çatırdayken bir bedevi geliyor. Ne yapalım diyor. Ona atına yem, adama da su verin, yemek verin, gönder. Sonra biraz sonra reis geliyor. Onu çadır alın, dinlendirin. Demişler ki niye bu adaletsiz gözüken muamele yaptın? Onun beklentisi oydu, onun beklentisi oydu diyor. Demek ki anlattın evet. Çünkü bedevinin de yapabileceği şey o kadar daha. Bu ders salonuna girmekti. Yani zaten ondan bir Hazreti Ömer beklenmiyordu. Yani ilk başta belki ileride süreçte bir Hazreti Ömer fıtratına bürünebilir. Ama başlangıç seviyede o şekilde... Yani o zaman çocuğa bizim yaptığımız davranışı mı istiyoruz? Evet, biz böyle istiyoruz ki mükemmel bir şey olsun. Robot olsun yani. Gel, git, otur. Sanki hani böyle köpeğe gitmiş gibi abi. Doğru. Yani bu kişinin, yani burada ailenin ya da çocuğun bir problemi yok. Kişinin bizatihi kendisinden kaynaklı bir problem var. Ya da kendi hayali... Ya çare nedir? Çocuğu kendi haline mi bırakmak? Yok abi, şeriatın yüklediği mi demek abi? Şeriatın yüklediği mi demek? Yani şeriat ne zaman bunu dinle mükellef ediyorsa o zaman dinle mükellef etmek lazım. Onun haricinde zaten sen bir Müslüman gibi yaşıyorsan abi. Burada bu işin bir de arka planı var. O kısma girmeyecektim, onu açtığınız için o zaman oraya da gireyim abi. Bazen bizim kendi burada ders salonundaki haletimizle evdeki haletimiz bir olmuyor. Yani bazen de olmaz kesin. Yani bu haletten ziyade yaşantı. Burada mesela bir tamamen her halinde bir Müslüman kisvesine girerken evine gidince ayaklarını uzatıp televizyon izliyorsun abi. Ya da işte telefondan uzun süre zaman geçiriyorsun. Ya da evindeki uslubun farklı. Konuşurken argo kelimeler ya da şeriata mugayir hallerden kaçınmıyorsun. Yani. Bu çocukta tesir ediyor. Getiriyorsun burada başka bir baba eve götürüyor başka bir baba. Sahtekar mı görünüyor? Yani iki yüzlü görünüyor yani. Bu temelinde bu var. Sen bir ki ben Müslüman olarak abi evimde de haram sokmamışsam yani çoluğuma çocuğuma haram sokmamışsam evimdeki haletim de bir Müslümana benzer bir haletse biz de zaten ergenlik dönemine kadar çocuk kendisi muhafaza oluyor.
ergenlik döneminden sonra da Cenab-ı Hakk'ın yüklediği şeyler ona yüklersem, çünkü onun fıtratını yaratan o. Benim tamam bir hizmet bakış açısı, belki bir hizmet geçmişim, belki yıllarım verdim bu işe ama sonuçta bunu yaratan ben değilim haşa. Bunun bu formatı yaratan, bir insanın zafiyetlerini en iyi bilen kimdir? Cenab-ı Hak'tır yani. Müslümanın işte Cenab-ı Hakk'ın getirdiği farziyetleri ilk önce neyle? İşte namazdır, oruçtur, bu tarz şeyleri telkin ederek. Zaten çocuğun seni severse, yani senin çocuğuna evde baba figürüyle, şefkat figürüyle, yani disiplini, senin disiplini çocuğuna değil, kendine yapacaksın abi. Sen kendine disiplin yaparsan çocuğun zaten disiplin görüyor. Diğer kalan kısım şefkat. Çocuğunu seversen, ben hani dediğim gibi geçmişteki tecrübelerim de bu şekilde. Yani hangi talebeleri böyle daha çok severek, daha çok onu sevdiğimi biliyorsan, daha sana yakın duruyor. Aynı şekilde çocuğun zaten sana benzemeye çalışıyor abi. Yaşantısı o şekilde. Şeriatın Cenab-ı Hakk'ın yüklediği farzlar, şeyler zaten bellidir. Bunlar da bildikten sonrası çocuk kendi fıtratıyla şekilleniyor. Sen ne kadar hükmetmeye çalışsan da o eninde sonunda yolunu buluyor yani. Çünkü onun bir hakim esması var. O hakim esmasına doğru kendisi tekamül ediyor. Ha bu işlerin neticesinde senin istediğin gibi olmayabilir. Neticesi senin istediğin gibi olmayabilir. Senin çocuğun ama Cenab-ı Hakk'ın kulu. Her şeyiyle olun yani. Ondan sonra da şey yapmak lazım. Ona yani, teslim ediyorsun. Yani, teslim etmek lazım. Yani. O şekilde. Bu ablanın söylediği şey, ben daha önce hani lise hizmetinde de bazen böyle şeylerle karşılaşmıştım. Abilerin çocukları daha erken gidiyor. Dışarıdan gelen, hiç bu işi bilmeyen kişiler. Bu benim kafamı çok yoruyordu yani. Niye böyle falan. Hani çocuk olduktan sonra da biraz daha düşünme fırsatım oldu. Böyle bir çözüm ürettim abi. Bir Müslüman, Müslüman gibi yaşadığı sürece bir problem olmaz. Yani buraya geliyor çocuğu, çocuğuyla baba. Buradaki görüyor Gafur'u, beni. Eve gidiyoruz. Hiç uygun olmayan konuşmalar, tavırlar, şeyler, filmler, şeyler. Çocuk bocalıyor. Evet. Hangi baba bu? Evet, evet. Oradaki babam mı, buradaki babam mı? Hangisiyle daha çok vakit geçirirse ona benziyor abi. Hangi babayla daha çok vakit geçirirse. O zaman oradaki babayla fazla vakit, evet, o baba. Haliyle evdeki olduğu için abi. Bu işi olumsuz şeylere yöneltiyor bu şeyi. Bu genelde hani buna birçoğumuzun çocuğu küçük daha. Burada bakıyorum işte birkaç Gafur abi gibi falan var. Problem yaşıyorsanız siz yaşıyorsunuz. Şu an daha çocuklar bizim komutamızda yani. Maddi olarak bize bağlı olduklar için. Bir de en büyük hata, evet. Şey de diyor. Yokrucul hayır meyit ve yokrucu meyit min elham. Sunnat da diyor ki, yani çocuğun bir ihtiyacı var, din. Din ihtiyaçtır. Babayla giderildiği için ona kanaat ediyor, başka dine ihtiyaç duymuyor. Baba da yamuk yumuk olursa, bu. İkincisi, baba kendini veya cemaati methedip başkalarını zemederse, bu sefer başka bir yerden şey yapamıyor. Bayram şey getirir misin bana şey? Su ile için. Meyveden o den oncu olsun diye söyledim. Şimdi meyve hazırla. Tamam. Şimdi o zaman mesela baba kendini veya cemaatini, meşrebini methederse, o çocuk bu telkinle buyursa, o çocuğu başka bir meşreple, belki de o çocuk senin gittiğin meşrebe de uygun değil bu meşrepte. Orayı da eksik gördüğü için oraya da gitmeyecektir. Çocukları iyi gözlemlemek lazım abi. Yani bu çocuk kim? Hakim esmasını bir parça tecrübe edebilirsin, görebilirsin. Çocuğun hani, ben hani çocuğuna zorlayıp da bu işi yapan kişi hiç görmedim. Olmuyor abi. Yani çocuk ekonomik olarak özgürleştikçe zaten çıkıyor senin elinden. Zaten bizde hani 22-23 yaşlarında başlayınca iyice kendi hali neyse onu almaya başlıyor yani. O yüzden biz bir Müslüman ilk kendi Müslümanlığı yaşadıktan sonra evine de haram sokmamışsa Allah'ın izniyle korkmasın, bir şey olmaz yani. Bir şey de ekleyebilir miyim? Mesela biz evde Muhammed Said'e diyoruz ki namaz kıl, kılmıyor. Ama biz kendimiz kılalım hep beraber, geliyor kendisi seriyi kılıyor. Muhammed Said kim? Benim kardeşim. Mesela bizim dememiz de yapmıyor ama yapmamız da yapıyor. Kaç yaşında? Şu an 2 yaşında. Bak, kendisi yapıyor. Biz dememiz de yapmıyor ama. Deyince hatta hiç yapmıyor. Dediğin zaman daha çok uzak. Mesela şey ama bir şeyi sen yaptığın zaman direkt kendisi taklit ediyor. Evin haliyle halleniyor mesela direkt. Çok enteresan dediği gibi abi. Mesela bu çocuk bana oyuncağını kırıp getirdiği zaman, kırıp getiriyor baba bunu yapıştır diye. Kırıyor bir taraftan oyuncağını. Sonra
oyuncağı getirdi, kırılmış, koşa koşa oyuncağı önüme bıraktı, koşa koşa gitti. Ne yapıyorsa gitti, kontrol kalem aldı, geldi bana bir tane. Hmm. Ben o zaman fark ettim, bir şey yapacağım zaman ben ilk önce kontrol kalemini alıyormuşum elime. Hmm. Ben kendim hiç görmemiştim ya. Yani. Geçiyor ya bir şey, şunu tabir et diyor, ben gidiyorum kontrol kalemini alıp geliyorum ilk. Şunu söküyüm içine bakayım diye. Doğru ya, kalıyorlar. Böyle şey var abi, gözlem şeyleri çok iyi. O yüzden kişi hani lisanı, halen lisanı kalden üstünü olduğunu bilerek yaşarsa hem etrafındaki insanlara hem de ailesine daha iyi görünmek olur. Aileden de böyle bir problem yaşayacağını zannetmiyorum. Bir de yaşarsa ikinci, artık değil mi? Siz de olmaz. Yani ikinci de bu, sen dedin ya bu insanın ne kadar cebir meselesi var ya. Bu cebir meselesindeki mutlak özgürlük noktası benim anladığım şimdiye kadar. İnşallah bu mana bir sene kafi gelir diye düşünüyorum abi. Cenab-ı Hakk'ın iradesini anladıktan sonra tercih yapmadan önceki hal nihayetsiz özgürlük. Hmm. Tercih yaptıktan sonra artık bunda özgürlük olmak, bu cebir oluyor artık. Biz hep cebiri tercih ederkenki haletimizi düşünerekten şey yapıyoruz. Diyoruz ki ulan cebir oluyor işte. Yani ben seçiyorum ama Allah yaratıyor. Ben seçiyorum ama Allah yaratıyor. Yani şey var, böyle bir kayıt hissediyorsun. Ama mutlak özgürlük olması için Cenab-ı Hak senin fıtratına koyduğu şey mutlak özgürlük abi. Yani sen bunda mutlak özgürlüğe müsait bir şeysi yaratmış sana. Ama sen ne zaman ki bunun da bir tercih yapmayacaksın. Yani hiçbir belirlenişin olmama fıtratı olmak evet. Mutlak hürriyet. Ama yok. Belirleniş cebir olur. İşte cebir, o işte ne kadar kazarsan... İstidat bakımından hürriyet, evet. Kabiliyet bakımından ne kadar kazarsan kaz, ne kadar kazarsan kaz cebir çıkıyor ya. İşte kazmayı vurduğun an cebir oluyor. O yüzden cebir çıkıyor. Kazma vurmadığın zaman özgürlük var. O serbest bölgede mi acaba? Hani bir sürü düşünüşler... Tam alemindekini bilmediğim için bilemiyorum abi. Evet. O şekilde anlamışsa öyledir. Çok şükür.